gündem müzakereye hoş geldiniz. Tam 18 gündür az önce görüntülerde de gördünüz Kobani'de çocuk, kadın, genç, yaşlı bir bütün Kobaniler Kobani'yi savunmak ve Kobani'yi IŞİD saldırılarına karşı koruyabilmek için ayakta direniyorlar. Biz de bu direnişi takip ediyoruz. Pek çok boyutuyla görmeye çalışıyoruz elbette. Defalarca söyledik, kritik Kobani, çünkü Kobani'de olacaklar. Bundan sonrasına dair hem Orta Doğu'daki gelişmelere hem de Türkiye ve Türkiye ile birlikte aslında bir takım süreçlerle ilgili de ipuçları içeriyor. Bunlardan en önemlisi de çözüm süreciydi. Bunu da defaatle ve günlerdir burada bu programda, başka yayınlarda da tartışıyoruz. Çok önemli bir görüşme bekleniyordu. Öcalan'la HDP heyetini yapacağı görüşme. Heyet görüşmeyi yaptı. Dün bir yazılı açıklama yapmayacaklarını bildirmişlerdi. Ama bugün o yazılı açıklama da geldi. Ve Öcalan, Kobani ve çözüm süreci birbirinden ayrı düşünülemez dedi. Başka değerlendirmeleri de var. Bunları da konuşacağız. Yanı sıra Irak ve Suriye tezkeresi olarak nitelendirilenlere de ise birkaç gündür de tartışılan, hatta yeni yasama yılının açılışına da damga vuran tezkere mecliste kabul edildi ve genel kuruldan geçti. Bundan sonra neler olacak? Bunlara da bakacağız. Davutoğlu ve Demirtaş görüştü bu arada. Görüşmenin iyi geçtiğine dair karşılıklı açıklamalar geldi. Ve hatta Yalçın Akdoğan, Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda son günlerde çözüm sürecinin koordinatörlüğünü de üstlenen bir isim olarak tartışılıyor Akdoğan, karşılıklı gerilimi de düşürdüğüne dair bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın içeriğiyle ilgili. Kimlerle konuşacağız, tartışacağız bunu? Hem bir siyasetçi, hem bir gazeteci, hem de akademisyen konuklarımızla konuşacağız. Önce hem siyasetçi hem gazeteci olan konuğumuzu tanıtmakla başlayalım. Saruhan Oluç, HDP eş genel başkan yardımcısı aynı zamanda. Hoş geldiniz. Ve hoş siz bulduk. Gündem gazetesinde de yazıyorsunuz. Daha önce İmece TV'de de yorumcularımızdan biriydiniz. Size tabii ki çözüm süreciyle ilgili merak edilenleri ve çözüm süreci Kobani bağlantısında soracağız. Hemen yanı başında bir akademisyen konuğumuz var. Behlül Özkan, Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkilerden yardımcı doçent doktor. Siz de hoş geldiniz, hoş bulduk yayınımıza. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyesi yine Doktor Seda Altuğ, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Gazeteci Fehim Taştekin de bizimle birlikte, siz de hoş geldiniz. Nihayet yazı dizinizi de okuduk. Onları da onların da katkılarıyla birlikte alacağız değerlendirmelerinizi. Hatta hemen ben Saruhan Oluç'a dönmeden önce Fehim Taştekin, sizinle başlamak istiyorum. Öcalan'ın mesajıyla başlayalım isterseniz. Çünkü Kobani direnişini bu mesajdan ve süreçten ayrı ayrı okuyamadığımız gözler önünde, neden ayrı ayrı okunamadığını da günlerdir burada tartışıyoruz. Hı hı. Fakat siz Cemil Bayık'la görüştünüz, sahaya gittiniz, Rojava'ya gittiniz, Irak Kürdistan'ındaydınız ve pek çok şeyi gözlemleme şansınız oldu. Bir bölümünü burada konuştuk, bir bölümünü yazdınız, hala da devam ediyor o yazı dizisi. Hı hı. Şimdi bütün bunlarla birlikte baktığınızda Öcalan'ın mesajını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye koyuyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Şimdi öncesinde Kobani ile bağlantı olarak Kobani'nin barış süreci içinde bir kırmızı çizgiye dönüşüne dair çok net mesajlar verilmişti. Fakat bu süreç içerisinde bu mesajların ciddiyeti sanırım biraz anlaşıldı. Hükümet kanadından en azından perde arkasından gelen bilgiler biraz teskin edici açıklamaların yapıldığı, hem BDP heyetine belki Öcalan'a, onu bilmiyoruz. Yani işin o noktaya varmaması konusunda daha farklı bir yol izlendiği izlenimi veriliyor. En azından mesaj olarak böylesi bir ortak bir arayış çabasının son birkaç gündür öne çıktığına dair bir şey var, bir durum var. Bunun ne kadar ciddi olduğunu ben bilmiyorum. Yani şimdi görüntüye baktığımız zaman iş son derece sertlik çizgisinde gidiyor. Yani tezkerenin dili, tezkeredeki amaçlar, yani eğer tezkere üzerinden yürüyecek olursak bundan sonra ne barış sürecinden bahsedebiliriz, ne Suriye sınırında Türkiye'nin işte güvenli bir hatta yürüyebileceğinden bahsedebiliriz. Tam bir bataklığa giden yolu bize gösteriyor bu tezkerenin içeriğine ve kapsamına baktığımız zaman. Ama bu tezkere birazcık da pozisyon alma, kartları gösterme ve bunu perde arkasındaki pazarlıklarda bir koza dönüştürme çabası olarak da okuyabiliriz. Nasıl? Burayı biraz açalım. Yani bir
Direkt tezkereye girdik. Ben biraz şeyden yani saha ve saha tarafında gelişen olayların çerçevesine dair konuşacaktım ama tezkereye girdik. O nedenle tezkereden devam edip gidelim. Ama saha da önemli tabii yani. Evet. Sahanın size gösterdikleriyle birlikte değerlendirmeniz daha şimdi, iyi olabilir. Şimdi Türkiye birçok açıdan köşeye sıkıştı. Yani hükümeti kastediyorum. Birincisi uluslararası platformda IŞİD nedeniyle Türkiye izahı zor bir pozisyonda. Hı. Yani en azından beni günde birkaç yabancı gazeteci arıyor mesela. Hı hı. Yani Türkiye IŞİD'e destek veriyor mu, veriyorsa nasıl veriyor, bu destek devam ediyor mu, etmiyor mu, petrol meselesi, işte yabancı savaşçılar giriyor mu, girmiyor mu, silah gidiyor mu, gitmiyor mu? Soruların böyle uzadığını düşünün. Bütün dünya bununla ilgileniyor. Gözler burada. En önemli, en etkili gazeteciler sınırda çalışma peşindeler. Türkiye uluslararası topluma bir fotoğraf vermeye çalışıyor. Ben artık rehineler bırakıldıktan sonra yeni bir pozisyon aldım. Ama şimdi bir de Süleyman Şah Türbesi meselesi var. Evet, o ayrı bir düzmece hikaye. Ona da geleceğim ama burada uluslararası topluma bakın ben tezkereyi de çıkardım, askeri olarak da pozisyon aldım, önlemlerimi alıyorum. Sınıra işte askeri sevkiyat günlerdir devam ediyor tanklarıyla, işte kirpi dedikleri araçlarıyla vesaire. İkincisi Türkiye uluslararası alandaki bu elinin zayıflamasından kaynaklanan o sıkışıklığı gidermeye çalışırken bir tarafta barış sürecini tamamen dinamitleyecek yeni bir tehlike ortaya çıktı. Burada Türkiye iki refleks üzerinden gidiyor. Bir, sahada PKK'nın önemli oranda etkisi ve nüfuzu arttı. Bunun da ötesinde bir pratik alan ortaya çıktı. Yani Rojava bu fikrin, Öcalan'ın felsefesinin demokratik özellik olarak isimlendirilen bu felsefenin pratik alanına dönüştü. Şimdi Türkiye bir bu alanı hedef alıyor. Bu alanı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü bu örgütü Türkiye'nin istemediği boyutlarda büyüten, meşrulaştıran ve sahada daha derinlemesine nüfuz etmesini sağlayan bir gelişme. Bir bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. İkincisi bundan kaynaklanan görüşmelerdeki, müzakerelerdeki dengeyi kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunu nasıl yapacak? Çok daha önemli ve güçlü bir tehdidi tezkereyle birlikte masaya getirerek yapacak. Yani benim elimde de böyle bir askeri koz var, ben gücümü gösteriyorum diyerekten hem Rojava üzerinde hem Kandil üzerinde hem de İmralı üzerinde yeni bir araç, güçlü bir el elde etmeye çalışıyor. Bunlar işler mi işlemez mi bilmiyorum. Şimdi Süleyman Şah meselesiyle ilgili olarak. Oraya girmeden önce isterseniz evet. Peki sahaya geri götüreyim sizi. Evet. Sahadan gördüklerinizle birlikte değerlendirdiğinizde mesela Öcalan'da bıçak sırtı günlerden geçildiğini söylüyor. Evet. Keza Kobani'nin sürecin bir parçası olduğunu ve asla birbirinden ayrılamayacağını söylüyor. Oysa ki farklı beklentiler olduğunu da biliyorduk değil mi? Bunları da duyduk. Evet. Öcalan'dan başka mesajlar gelecek deniyordu. Böyle demiyor. Bir yandan müzakere içinde bir zeminden bahsediyor. Öte yandan Türkiye'nin çok hızlı hareket etmesi gerektiğini de söylüyor. Şimdi Cemil Bayık'la da görüştünüz. İkisine birlikte baktığınızda bundan sonra Türkiye'nin pozisyonuna dair ne dersiniz? Şimdi bir kere Cemil Bayık'ın verdiği mesajlarda Türkiye'deki süreci diğer Kürdistan diğer bölgelerindeki mevcut durumdan ayrı tutma çabası var. Yani burayı diğer tarafa karıştırmama. Birinci öncelik bu. Aynı taktiği, aynı stratejiyi gütmeme. Yani Türkiye'de hükümetle yürütülen müzakereleri birazcık diğer parçalardan ayrı tutma, diğer parçalarda yürütülen taktik ve stratejilerin ayrı tutma gibi bir temel bir tercihi var. İkincisi, Türkiye ile yürütülen müzakerelerde gelinen noktayı önemsediklerini görüyoruz. Yani çok büyük bir emek harcandı, çaba harcandı. Bu çabaların heba edilmesini kimse istemiyor. Belki mesajların bu kadar sertleşmesinin nedeni de bu. Yani bu çabaların heba olacak olması ve başa dönülecek olması. Bu istenen bir şey değil. Kimsenin istediği bir şey değil. Ayrıca kimsenin göze alıp
bunun bedelini ödemeye de hazır olduğunu sanmıyorum. Fakat kitleler bazında baktığımız zaman, yani bir hat düşünün. Ben şimdi ta bu hattı Erbil'den başlatıp Doha'dan işte şeye kadar Rimalan, Kamışlı, Amude'ye kadar o hatta dolaştığımda kitlelerin hissiyatına baktığımda örgütü son derece zorlayan, tercih yapmaya zorlayan yeni bir durum söz konusu. Burada bir kişiden bahsetmiyoruz. Burada kitlelerden bahsediyoruz ve konuştuğumuz herkes Rojava'ya ya da şu anda Kobani'ye yönelik bütün bu saldırıları bir Kürtlere yönelik, sadece Suriyeli Kürtlere değil, bütün Kürtlere yönelik saldırı olarak görüyorlar. Burada Kobani'nin düşmesinin psikolojik bir kopuşu beraberinde getireceğini net olarak söyleyebiliriz. Ben dediğim gibi sadece dağdakilerin hissiyatından bahsetmiyorum. Yani Mahmur'a gittim. Mahmur'daki insanlardan tutun da Erbil'de normal Kürtler, KDP'li Kürtler, KYB'li Kürtler, bunlardan da bahsediyorum. Yani Türkiye'nin kaybettiği, son zamanlarda IŞİD nedeniyle kaybettiği önemli ölçüdeki değeri, saygınlığı dolduran bir şey var. Bir direniş cephesi var. Bu cephe HPG'dir orada. İnsanların zihninden, insanların algısından bahsediyorum. Yani bir aktarımda bulunuyorum. YPG'dir vesaire. Şimdi bu elbette zorlayıcı bir şey. Son derece zorlayıcı bir şey. Eğer Kobani düşerse burada birçok şeyin değişeceğini öngörebiliyoruz. Peki. Bunun nereye kadar gideceğini kimse bilemez. Ama ben ısrarla 3 kez Cemil Bayık'a sordum. Peki siz ne yapacaksınız? Yani Kobani düştü. Belki bir tampon bölge oluşturuldu vesaire. Çünkü öyle düşünüyorlar. Yani Kobani düşecek, IŞİD gelecek, sonra Türkiye müdahale edecek. Ve orada bir fiili alan oluşturacak. Yani öngörülen, beklenilen ya da düşünülen senaryo bu. Böylesi durumda ne yapacaksınız? Direkt verdiği yanıt, barış süreci biter ve savaş başlar. Aynı çok şeyi, ciddi olarak söylüyorum dedi. Aynı bunu, şeyi aslında bir benzerini de Öcalan söylüyor mesajı. Evet. Şimdi burada yani bu kadar ciddi mi diye sordum mesela. Bunun evet ciddi olduğunu söyledi. Rojava'da Kobani'de Kürtlerle savaşan bir yapının Türkiye'de barış sürecini götüremeyeceğini, bunun inandırıcı olamayacağını ısrarla vurguladı. Birkaç kez vurguladı. Şimdi burada bir ne yapacaksınız sorusu. Bunu soruyorum. Ne olacak? Yani savaş başlar ve bunun şeyi nedir? Yani aracı nedir? Tekrar silahlı şey midir? Yani operasyon mudur? Nedir? Buraya çok böyle hani çok net şeyler söylememekle birlikte geniş bir tepki yelpazesinden bahsediyor. Yani sivil tepki olabilir, başka eylem biçimleri olabilir vesaire. Ama bunun da ötesinde aslında sınırda Kürtlerin yaşadığı, mesela işte diyelim Kamışlı'nın karşısında Nusaybin'in, Surucun, Kobani'nin karşısında Surucun, halkının, yerel halkının, bu tarafta yaşayan yerel halkın hissiyatı ne olabileceğine dair bize çok ciddi fikirler veriyor. Tam burada bir virgül atmanızı istiyorum. Çünkü bu aktardıklarınız çok önemli. Kritik şeylerden bahsediyorsunuz. Üstelik yalnızca siyasi aktörlerin yorumlarından değil, orada karşılaştığınız halkın algısından, zihinlerdeki algısından bahsediyorsunuz. O sebeple önemli. Saruhan Oruç, hemen size dönmek istiyorum. Nasıl yürüyecek? Bütün çok çok kart var şimdi masada. Pek çok kart konuşuluyor. Farklı boyutlarıyla değerlendiriliyor. Siz HDP'nin eş genel başkan yardımcısısınız. Size çözüm süreci ve Türkiye'nin Kobani'ye dair politikası nasıl gidiyor? Ne olacak bundan sonraki Rojava siyaseti diye sorulduğunda nasıl yanıt veriyorsunuz? Son günlerde muhtemelen bu soruyla çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Nasıl gidiyor ve ikisi bir arada şu haliyle yürüyebilecek mi sizce? Şimdi aslında bunu çok yani uzun bir süre sonra görmeyeceğiz. Ben yakında göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla da yani hükümetin durumu anlamakta niye bu kadar geç kaldığında doğrusu tam anlayamıyorum. Şimdi biraz evvel Fehim Bey'in söylediği mesele
psikolojik ortam açısından baktığınızda gerçekten hem Türkiye Kürdistan'ında böyle bir durum yaşanıyor. Bütün Kürt halkı arasında böyle bir durum yaşanıyor. Ve ben diğer parçalarda da bu hissin çok yaygın olduğu kanaatindeyim. Okuduklarımızdan en azından diğer parçalar için bunu görüyoruz. Şimdi mesele sadece Kobani ile ilgili değil. Yani sanki şöyle konuşuluyor. Kobani düşünce her şey bitecek gibi. Hayır, bitmeyecek ki. Kobani düşünce IŞİD başarılı bir adım atmış olacak ve IŞİD savaşı sürdürecek. Katliamını sürdürecek. Başka yerlere bulaşmaya başlayacak. Yani mesele Kobani ile de bitecek bir mesele değil aslında. Dolayısıyla Kobani bu açıdan çok kritik bir nokta. Yani ya burada IŞİD geri püskürtülecek ve bir başarısızlık olacak IŞİD açısından. Dolayısıyla insanlık adına iyi bir adım atılmış olacak. Ondan sonrasına bakılacak. Ya da IŞİD burada bir katliam sergileyecek. Tabii bu katliamı sergiledikten sonra da yani çok ciddi bir psikolojik kırılma her tarafta yaşanacak. Şimdi dolayısıyla birçok insan şöyle düşünüyor. Sanki yani bakın Kobani çok önemli. Kobani ile çözüm sürecinin bir bağı vardır. Kobani'de bir olumsuz sonuç olduğunda çözüm süreci de yıkılır. Aslında Kobani dediğimiz biraz şey, simgesel bir şey. Türkiye Rojava siyaseti açısından. Tabii böyle simgesel bir şey. Çünkü Kobani'deki bir IŞİD başarısı bütün Rojava'yı etkileyecek sonuç olarak ve bu kaçınılmaz olarak bütün Rojava'da farklı bir ortamın oluşmasına yol açacak. Şimdi bu açıdan bakmak gerekiyor. Kobani bu nedenle çok önemli. Kobani'nin düşmemesi. Şimdi neden çözüm süreci bundan ciddi olarak etkilenir diye düşünüyoruz? Çünkü orada bir yani bunu sadece birilerinin karar vermesi, vay Kobani düştü o zaman biz de savaşa giriyoruz demesi de değil yani mesele. Çünkü Kobani'deki sonuç İstanbul'da yaşayan Kürt'ü de etkileyecek, İzmir'de yaşayan Kürt'ü de etkileyecek, Aydın'dakini, Bursa'dakini, Mersin'i, Adana'yı her tarafı etkileyecek. Niye ve nasıl? Bunu çünkü orada yaşanacak, bir katliam, orada yaşanacak vahşet tabii ki insanların öfkesini kabartacak. Tabii ki bunun karşısında aslında Türkiye bir şeyler yapabilirken neden yapmadı sorusu sorulmaya başlanacak. Çünkü biliyoruz IŞİD'e manevi destek verildi, lojistik destek verildi, verilmediği iddia ediliyor ama verildiği de dünyanın her tarafında konuşuluyor. Şimdi dolayısıyla bir kere bunu tekrar insanlar hatırlayacaklar. İkincisi bugün Salih Müslüm de söylüyor. 3 yıldır Rojava'nın herhangi bir köşesinden Türkiye'ye zarar veren bir iş oldu mu? Olmadı. 3 yıldır Rojava'da tam tersine Türkiye'ye dostluk eli uzatıldı. Birlikte bir geleceğin nasıl kurulabileceği tartışıldı, konuşuldu. Buna rağmen eğer bu kadar kritik bir zamanda Türkiye devleti Kürt halkının yardımına el uzatmazsa, uzatılmış eli tutmazsa, şey çok açık, işte buradaki herkes biliyor, herkes görüyor. 4 tarafı olan bir şehri düşünün, 3 tarafı kuşatılmış, tek kuşatılmamış taraf Türkiye sınırı. Yani buradan yardım gitmezse oradaki insanlar mücadelelerini çok daha zor koşullarda sürdürüyorlar. Yani açılması gereken koridorda, yapılması gereken yardım yolu da burada aslında. Şimdi siz bunu yapmazsanız bu çok açık olarak Kobani'de yaşayan ve savaşan, direnen insanlar için de, Rojava'nın her yerindekiler için de, Türkiye Kürdistan'daki insanlar için de ortaya çıkacak sonuç şudur. Türkiye elini uzatmadı. Tamam, siz tam da bununla ilgili diyorsunuz ki hükümet neden bu kadar geç kaldı anlamıyorum diyorsunuz. Şimdi aslında anlıyoruz. Aslında anlamıyorum dedim ama anlıyoruz. Çünkü hükümetin bu tezkerede de görülen o. Yani tezkere üzerine bugün konuşuldu çok, dün de konuşuldu. Tezkerede görülen de o. Şimdi bu tezkere aslında IŞİD belasından kurtulmak için çıkmış bir tezkere değil. Tezkerenin içeriğine baktığınızda, içeriğini bir kenara koyalım. Hadi onlar çok yazılması gereken bazı şeyleri yazmışlar diyelim. Mesela onu bir kenara yazılması koyalım. Gerekenler arasında mıydı sizce? Kuzey Irak'ta işte PKK terör örgütü de bilindiği üzere varlığını sürdürmektedir. Sanırım aynen böyle geçiyor cümle doğrudan alıntılarsak.
gerekçesinde. Hükümet açısından bakarsanız onlar kendileri için yazılması gerekenleri yazıyorlar. Bizim için değil. Çünkü çerçeve yasaya baktığınızda da bu cümleleri görüyorsunuz aslında. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi diyelim tezkerenin içinde şu ya da bu cümleler olsa da olmasa da fark etmez. Şimdi o bir tezkere sonuçta. Bu nasıl uygulanacak? Esas tartışılan konu bu. Yani nasıl bir yol haritasıyla bu tezkerenin karşılığı verilecek sorusunu sorduğunuzda, yapılan tartışmalara bakıldığında hükümetin niye bu kadar ağır adım attığı görünüyor. Aslında hükümetin derdi IŞİD'le uğraşmak değil. Hükümetin derdi Suriye'de oluşacak yeni dengelerde Türkiye'nin gücünü arttırmak. Yani hala Ortadoğu'da lider ülke, evet, ve rol güç, model hegemonya, evet, hegemonya mücadelesi. Arzusundan vazgeçmedi, evet, diyorsunuz. Hegemonya mücadelesi veriliyor ve bu hegemonya mücadelesinde bu bir devletin meşru hakkı da olabilir elbette, ama burada insanlar ölüyor. Ve çok zor bir durumla karşı karşıya. Şimdi o açıdan baktığınızda bakın nasıl uygulanacağına dair çeşitli tartışmalar yapıldı. İşte 3 maddeden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, değil mi? Bunlardan bir tanesi uçuşa yasak bölge dedi. Bunun IŞİD'le bir alakası yok aslında. Suriye rejimiyle alakası var doğrudan doğruya. İkincisi güvenlik bölgesi dedi. Bunun IŞİD'le alakası yok. Rojava ile alakası var aslında. Üçüncüsü de eğitim donatım dedi. Yani yerel unsurların eğitilip donatılması dedi. Bunun da IŞİD'le alakası yok aslında. Bu da ÖSO güçlerinin eğitilmesi, donatılması anlamını taşıyan bir özellik taşıyor. Yani orada da Rojava ve PYD'ye karşı bir tutum söz konusu. Yani Türkiye aslında bu tezkereyi uygulamaya bu plan çerçevesinde başlarsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği, burada çok tartışılması gereken konular var elbette ki. Uluslararası dengeler açısından nasıl olur? Tamam, öyle döneceğim ben de, evet, aslında Dengül Bey'e soracağım. Ama bu niyeti bile aslında meselenin IŞİD değil, Suriye rejimi ve Rojava olduğunu gösteriyor. Çünkü Fehmi Bey'in dediğine o anlamda çok katılıyorum. Rojava'da bir şeyin nüvesi oluştu. Yani bir demokratik ve özerk bir yönetimin, insanların kendi kendisini yönetmesini, işte kanton yönetimi adı altında bir nüve oluştu. Çok gelişkin olmasa da önemli adımlar atıldı ve bunun yapılabileceğini aslında, yani Kürdistan'ın bütün parçaları açısından bakıldığında insanların kendi kendini yönetebilecekleri ortamın var olabileceği ve geliştirilebileceği görülmeye başlandı. Şimdi bu nüvenin ortadan kaldırılması gerekiyor Türkiye açısından. Yani ve kaldırılmaması gerekiyor çözüm süreci açısından. İşte elbette, bu paradoks bir arada, evet, nasıl olacak onu konuşacağız. Ama uluslararası ilişkiler açısından hemen Behlül Özkan'a dönelim. Tabii şu ana kadar olan bölüme de katkı sunmak isterseniz lütfen buyurun, ama tamam, geçti tezkere meclisten. Türkiye bir NATO ülkesi. Uluslararası koalisyondan bahsediyoruz. IŞİD'le mücadelede bir takım aşamalardan bahsediyor işte Erdoğan. Onları da soracağım size ayrıca. Mesela şu konuda kafalar karışık. Uçuşa yasaklı bölge, güvenli bölge, tampon bölge. Bütün bunların birbirinden farkı nedir? Nerede ayrılır? Hı hı. Nerede uluslararası güçler devreye girmelidir? Hepsini kapsayacak bir izahatta bulunabilir misiniz? Tabii. Bilmiyorum, ama asıl soru şu: bundan sonra ne olacak? Yani Türkiye ya da hükümet aklına estiği gibi davranamayacak büyük ihtimalle, değil mi? Evet. Yarın ben kara harekatı yapıyorum diyebilecek mi? Hayır, mümkün değil. Diyemeyecek. Ne olacak peki bundan sonra? Neyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var? Bakın, Davutoğlu'nun ve AK Parti'nin başından beri Arap Baharı'na bakış açısı şuydu: Tunus'tan Suriye'ye kadar bir ihvan kuşağı kurulacak ve Türkiye'de bu ihvan kuşağının liderliğini yaparak Saruhan Bey'in dediği gibi bir hegemonya mücadelesi, bir yayılmacı bir dış politikanın bunu adımlar olarak gördüler ve bu dış politika çöktü. Bugün Müslüman kardeşler ihvan hareketi neredeyse IŞİD'le beraber anılmaya başladı. Batı'nın gözünde terörist örgütler olarak nitelendiriliyor. Böyle olmasa da, ben buna katılmasam bile. Şimdi hükümet ve Erdoğan ve Davutoğlu için Esad'ın düşmesi artık bir onur, bir takıntı haline gelmiş durumda. Ancak biz biliyoruz ki Batı kamuoyunda artık Graham Fuller, mesela ki Türkiye'yi çok yakından tanıyan bir isim, 2 gün önce ya Esad'la muhtemelen bu işi yapacağız biz. Çünkü IŞİD belası öyle bir hale geldi, tehdit haline geldi ki ve Türkiye'deki iktidar bunun hala tehdit olduğunu düşünmüyor. Çünkü burada biraz düşmanımın düşmanı dostumdur
bakış açısı var. IŞİD Esad'a karşı savaşıyor. Esad bizim düşmanımız. İyi, bu fena bir şey değil. Maliki'ye karşı savaşıyor ve hatta biliyoruz IŞİD Musul'ü ele geçirdiğinde bunu hükümete bağlı yakın SETA bunu bir Sünni ayaklanması olarak nitelendirdi. Bu da iyi. Türkiye'nin politikasına uyuyor. Şimdi Kuzey Irak'ta, Kürt'te, Kuzey Suriye'de Rojava bölgesinde Kürtlere saldırıyor. Kobani'ye saldırıyor. Bu da iyi. Müzakere, Kandil'le müzakere sürecinde bu da bizim elimizi güçlendirir. Yani öyleyse bunlar Türkiye'nin, iktidarın, AK Parti'nin Suriye ve Irak'taki dış politika hedefleri için IŞİD gayet işlevsel bir görev üstleniyor orada. Ha, bu bağlamda... Hala mı sizce? Hala. Ben hala bunun bu tezkere geçmesine rağmen, bakın tezkere konuşuyoruz, tezkereyi MHP destekliyor. MHP niye destekler bu tezkereyi baktığımız zaman? Yani HDP karşı çıkıyor bu tezkereye. Ki IŞİD Kobani'ye saldırıyor ve bu tezkere bütün Batı kamuoyuna IŞİD'e karşı geçiyor diye biliyoruz. Bir bakıyoruz kanlı bıçaklı iki parti, MHP ve AK Parti bir araya geliyorlar ve tezkerenin arkasında duruyorlar. Dolayısıyla bu tezkerenin MHP nasıl ikna edildi bu süreçte? MHP'li sözcüleri, milletvekilleri dinliyorum ben. Gayet ikna olmuş şekilde tezkereyi desteklediklerini açıkladılar. Dolayısıyla MHP'nin tezkereye destek vermesi aslında bunun, bu tezkerenin asıl amacının Kandil ve Kandil'e bağlı güçler, Kuzey Suriye'de Rojava bölgesindeki Kürtlerin Türkiye'nin istemediği yöne kayması gibi bir takım soru işaretleri neticesinde tezkerenin en önemli amaçlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama bu Batı kamuoyuna ve IŞİD karşıtı koalisyona biz de sizin yanınızda yer alabiliriz mesajı vermek amacıyla bir anlamda geçiriliyor ama ben asla ve asla Türkiye'nin böyle bir koalisyonda aktif görev almayacağını söyleyeyim. Son bir olarak, uluslararası koalisyonda aktif uluslararası görev koalisyonda, almayacak diyorsun. Eğer Esad'ın makro bir strateji konulmazsa, yani bu Esad'ı devirecek bir strateji olmazsa, Türkiye'nin takıntısı bu şekilde iktidarın, bu koalisyona katılmayacaktır. Hala ve hala tezkere geçmesine rağmen İncirlik üstünden yararlanamıyor uçaklar. Son bir noktayı söyleyeceğim. Uçuş yasak bölge, güvenli bölge. Evet, bu ve tamamen, tampon bölge. Tampon bölge. Bunlar tamamen mesnetsiz açıklamalar. Uluslararası hukukta böyle bir şeyin kuzey... semantik meselesi dedi mesela dün akşam burada Cengiz Çandar. Siz de öyle yani, olduğunu düşünüyor musunuz? İşgal yani aslında bunun, değil mi? Yani, burada farklı tanım. Evet. Bunun gerçekleşebilmesi evet. için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gerekiyor. Bunu Müşir Atalay daha önce zaten açıkladı. Bu yani geçmeyecek. Bunu Türkiye tek başına yapamaz dedi. Dolayısıyla Rusya ve Çin olmadan böyle bir karar geçmeyecek. Dolayısıyla bunu tartışmanın anlamı yok. Sadece bu şunu gösteriyor bize. Türkiye Esad takıntısından, Esad'dan kurtulabilmek için Suriye'de olan iç savaşı zaten kademe kademe 3 yıldır yükseltiyor. Şimdi uçuşa yasak bölge, güvenli bölge dediğimiz bir şekilde buna Batı'yı ikna edebileceğini düşünüyor. Fakat çatışmaları tırmandırmak çözüm değildir. Yani burada biz Esad'ın, Rusya'nın, İran'ın ellerini kollarını bağlayıp hadi bakalım Türkiye'de, Kuzey Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli hat oluştursun. Biz de bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak diyeceğini bekliyorsak çok bu safiyane bir hareket olur. Böyle bir güvenli bölgeyle Türkiye'nin amacı bir, orada muhalefeti silahlandırıp güçlendirip. Bunu mu anlamak evet, gerekiyor? Bunu anlamak mesela. Ama ikinci bir amacı da var. Orada yine Rojava bölgesinde ki Kürtleri denetim altına almak. Böyle bir güvenli bölgeyle. Kafasından geçen bu. Yani bir taşla iki kuş vurmak. Ama bunların hiçbir geçerli yok. Yani uluslararası hukuktan, Birleşmiş Milletler'den böyle bir zihin egzersizi bile yapılabilecek bir düşünce, strateji olmadığını düşünüyorum ama ne yazık ki Türkiye'nin son Arap Baharı ile beraber dış politikası zihin egzersizi yapamayacağımız bir sürü hareketin içinde bulundu. Peki Seda Altun, siz ne diyeceksiniz bütün bunları? Ayrıca ben yine Öcalan'ın mesajından bir alıntı yapmak istiyorum. Hani Kobani'nin simgeselleştiğinden bahsettik ki önemli, siz bize daha önce de anlattınız. Bu programda da anlatırsanız çok seviniriz ama diyor ki mesela Öcalan mesajında, Kobani kuşatması sıradan bir kent kuşatması olmanın çok ötesinde sadece Kürt halkının demokratik kazanımlarını hedeflemekle kalmayıp Türkiye'yi de yeni bir darbe sürecine sokacaktır. Buradan da ne anlamamız gerektiğini elbette Saruhan Bey'e de soracağım. Daha çözüm sürecine ilişkin sorularımız olacak Saruhan Bey'e ama niye Kobani kuşatması sıradan bir kent kuşatması değildi? İşte Türkiye'yi de bambaşka bir sürece, hatta bir darbe sürecine götürebilecek kadar
kritik ve tehlikeler içeren bir kuşatma. Bunun iki tane sebebi var bana kalırsa. Birincisi Kobani'nin stratejik pozisyonu. Hı hı. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Kobani'nin Rojava bölgesinin, Rojava Kürdistanı'nın tam ortasında yer alması ve Kobani'nin alınmasıyla birlikte gerek Cizire kantonuna gerek Afrin kantonuna geçişlerin çok çok daha kolay olabileceği gibi. Bir geçiş noktası Rojava'da ve stratejik bir geçiş noktası. Stratejik bir geçiş noktası ve Kobani'nin alınması ve ondan sonra alınma planı IŞİD tarafından ve daha sonra oradan yola çıkarak Rojava'nın işgal edilme planı IŞİD'in askeri aklının bir parçası. Yani IŞİD ne yapmak istiyor? IŞİD kendisi Kabe'yi alacağım, yok Endülüs'e gideceğim, İstanbul'u işgal edeceğim gibi fantastik fikirlere sahip olmasına rağmen aslında yapmaya çalıştığı şey Kuzey Suriye ve Kuzey Irak hattı boyunca güçlerini konsolide edip orada bir devlet kurmak. Bu anlamda Kobani'nin stratejik bir önemi var. Kobani'nin ikinci önemi... Ve bu nedenle mi özellikle Kürtler hedef alınıyor IŞİD tarafından? Bana kalırsa... Yani bu stratejik harita dolayısıyla mı sizin çizdiğiniz şimdi burada? Sırf o kabaca değil. Sırf o değil. Stratejik ve teknik ve işte bahsettiğiniz gibi teknik harita boyutu var. Ama bence ideolojik bir boyut da var. Bu ideolojik boyut da şöyle. Bence burada hedef alınan şey Kobani'nin Rojava'da ve PYD yönetimindeki Rojava altında... Ve Demokratik Özellik Projesi'nin uygulandığı Rojava'nın stratejik yerlerinden biri olması. Hmm. Yani Kobani herhangi bir yer değil. Kobani Rakka değil, Kobani Halep değil. Tabii ki bunların hepsinin hususiyetleri var Rakka'nın da Halep'in de. Ama Rojava projesinin de aslında hedef alındığını düşünüyorum ben bu saldırılarla birlikte. Yani herhangi bir teknik stratejik pozisyondan kaynaklı olması değil, aynı zamanda ideolojik bir boyutunun, Rojava projesinin, işte Suriye'nin ve İran geri kalanı bu kadar mezhepsel savaşla ve hava bombardımanlarıyla vesairelerle tavrımar olmuşken Rojava'nın görece daha güvenli olması, Rojava'da etnik ve dini olarak çoğulculuğun yaşanıyor olması, demin Fehim'in bahsettiği bu Rojava projesinin de ben hedef alındığını düşünüyorum. Peki bu Türkiye'yi de yeni bir darbe sürecine götürebilir bölümü. Yine Sabahan Uluç'un bu Aydın'ı da İstanbul'u da Diyarbakır'ı da yani pek çok yeri bir bütün Türkiye'yi etkileyecek, yalnızca Kürtleri etkilemeyecek dediği. Öcalan'ın da özellikle altını çizdiği, yalnızca Kürt halkından ibaret saymamak gerektiğini söylediği bölümle ilgili neler söylersiniz? Ya şöyle bir şey düşünüyorum bu konuda. Ben Türkiye'nin dış politikasının genel olarak ama özellikle Rojava politikasının çok ikircikli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde IŞİD politikasının da. Yani şöyle, Batı kamuoyuna bu tezkereyle birlikte ben zaten tezkerenin fiiliyatta uygulanabileceğini çok düşünmüyorum. İşte Behlül Bey'in de söylediği gibi zaten semantik, yani zaten uygulanması imkansız, hukuki olarak uygulanması imkansız, pratiğe geçirilmesi imkansız bir sürü unsur var. Fakat bu tezkerenin... Ama bunun pazarlığının yürüdüğü bir şekilde yansıdı. Tamam. Bu talep edilmiş. Henüz görüşülmediği söylenmiş, uygun görülmediği de bir şekilde açıklandı. Ama bence bu tezkerenin en önemli amaçlarından birisi Türkiye'nin yani Ankara'nın AKP hükümetinin elini güçlendirme amacı. Yani siz tamam YPG'nizle, YPJ'nizle Kandil'de ve Kobani'de, Rojava'da savaşıyorsunuz. Bakın biz de siz bize karşı böyle savaşırsanız, siz bize böyle diş bilerseniz bizim de elimizde böyle bir güç var gibi... gücünü, pazarlıktaki gücünü arttırma amacının da altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkircikli pozisyon derken şöyle ki, yani bir taraftan Batı kamuoyuna tezkereyi nasıl lanse ediyor Türkiye? Diyor ki ben IŞİD'e karşı olan koalisyona aktif olarak katılmasam bile, yani hava bombardımanına aktif olarak katılmasam bile bana ben IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona kara harekatı yaparak katılmak istiyorum diye. Ama yani, orada şöyle de izah ediyor uçaktan dönüşte. Ben yanlış hatırlıyorsam lütfen bana katkıda bulunun. Cumhurbaşkanı diyor ki biz bunu bugüne kadar batılı müttefiklerimize, dostlarımıza anlatamadık Esad'ın gitmesi gerektiğini ve bunun da yalnızca hava saldırılarıyla olmasının imkanı yok. O yüzden de kara harekatı gerekiyor. Bu konuda da bizim desteğe ihtiyacımız var. Bunu dostlarımızla da konuştuk diyor. Evet. Yani bir yandan da. Batı kamuoyuna nasıl anlatıyor bunu? Esad karşıtlığı üzerinden anlatıyor ve IŞİD karşıtlığı üzerinden
anlatıyor. Batı kamuoyuna böyle bir mesaj verilmeye çalışılırken Kürtlere ayrı bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Nedir o mesaj? Bana kalırsa o mesaj demin de söylediğim gibi barış daha çok Türkiye ile ilgili bana kalırsa. Yani Rojava ile ilgili olduğu kadar Türkiye ile de ilgili ve barış görüşmeleri ve barış müzakerelerinde elini güçlendirme amacı taşıdığını düşünüyorum. Bu anlamda da yani bunun zaten ikircikli ve çelişkilerle dolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan işte Esad diktatördür, biz diktatörlük karşıtı ve işte İslami radikalizm karşıtı bir koalisyona parçası olmak istiyoruz gibi bir Batı kamuoyuna mesaj verilirken ve bunun yanında barış görüşmeleri sürdürülmeye çalışılırken aynı zamanda IŞİD karşısında cevap veremeyeceği onlarca soruyla dolu olan bir politika sürdürüyor Kobani'de. Fakat soru şu değil mi? Artık hani bu mesajların alıcılarıyla ilgili de belli kapasiteler var ve yapılan bütün yorumlar aslında bunların artık ikircikli politikalar dediniz ya sizin, bir şekilde dolmaya başladığına dair, gerek uluslararası koalisyonun mesela bu mesajı nasıl alacağıyla ilgili baktığımızda, gerek ikiye böldünüz siz Kürt hareketi ve bu sürecin diğer muhatapları açısından baktığımızda artık yaklaşık iki yılı da aşmak üzere değil mi? Suriye'den konuşuyoruz, Rojava'dan bahsediyoruz. Şimdi bu haliyle mesela sizin tanımladığınız ve ortaya koyduğunuz haliyle uluslararası koalisyon buna nasıl bir yanıt verecek sizce? Uluslararası koalisyon bu mesaja, evet, işte tezkereyi çıkarttım, ben IŞİD'le mücadele ediyorum, şundan vaz mı geçecek? Peki hala o zaman aktif bir şekilde Türkiye'nin IŞİD'e karşı pozisyon almasına gerek yok tavrında kalır mı uluslararası koalisyon sizce? Ben çok kalabileceğini zannetmiyorum. Çok kalabileceğini zannetmiyorum. Yani IŞİD'e karşı şu anda samimi bir şekilde ben uluslararası güçlerin bir operasyon yaptığını düşünüyorum. Samimi bir şekilde derken de şunu kastediyorum. IŞİD'i askeri olarak zayıflatmaya yönelik ben ciddi bir çabanın olduğunu okuyorum. Hı. Özellikle Batı kamuoyunda, Ürdün biliyorsunuz bu hava bombardımanlarındaki esas partnerlerden, ana partnerlerden birisi. Kuveyt ve Türkiye dışında. Kuveyt de katılmadı çünkü. Bu da bence tartışılmaya değer bir şey. Kuveyt'in neden katılmadığı kesinlikle. Ben Türkiye'nin katılmamasına dair de çok kısa bir şey söyleyeyim. Tabii. Bence ama Türkiye bu konuda zorlanmaya devam edecek. Türkiye zorlanmaya devam ediyor ve Türkiye de diyor ki tamam, alın işte, ben de kara operasyonu yaparak, kara harekatı yaparak IŞİD karşıtı cepheye müdahil olacağını söylüyor ve bu yolla da bana kalırsa IŞİD'i yekten karşısına almak istemiyor. Tamamıyla karşısına almak, doğrudan karşısına almak istemiyor. Yani IŞİD üzerinde kontrol gücünün belli bir yere kadar kalabilmesini bana kalırsa Türkiye istiyor. Bu sayede de IŞİD üzerinden hem Rojava'da hem de Suriye'nin geri kalanında da gücünü, askeri gücünü muhafaza etmek istiyor diye düşünüyorum. Bu mümkün mü Fehim Taştekin? Böyle sürdürmek artık Türkiye için mümkün mü sizce? Böyle bir zemin kaldı mı? Yok, hayır. Türkiye Türkiye'de bir inat siyaseti var. Bu siyaset birçok yerde kendini gösteriyor. Yani nasıl ki iç politikada ben yanlış yaptım deme erdemini gösteremiyorsa, dış politikada da benzer reflekslerle hareket ediyor. Şimdi mesela kendisiyle çok doğrudan ilintilendirdiği, eşitlediği bir dış politika serüveni var. Mesela Mısır'da söz gelimi işte Mursi'nin direnmesi, ayakta durması, işte milyonlarca insanın gösteri yaptığı süreç içerisinde dik durması gerektiğini salık verdi ve arkasından darbe gelince bunu kendisine yapılmış bir darbe ve kendisinin fiyaskosu olarak algılayıp ona göre sert tepkiler vermeye devam etti. Yani oradaki darbe ayrıca tartışılır. Yani orada yapılan katliamlar o ayrı bir şey. Ama Türkiye Mısır'da olduğu gibi Suriye'de de mesela Batı'nın Esad'ın devrilmesi planından vazgeçmiş olmasını kendi başarısızlığı olarak görüyor ve bu yüzden de bir saplantı haline getirdi. Şimdi tezkerede mesela çok açık ve net bir şekilde işte Esad'ın terör örgütlerini desteklediği söylemi tekrarlanmış. Orada yine etnik ve mezhebi şeyleri kaşıyarak, kullanarak toplumsal düşmanlık yarattığına dair Davutoğlu'ndan sıklıkla duyduğumuz iddiaları tezkerede de görüyoruz.
bunun yeri mi değil mi, yani son derece anormal bir durum var aslında. Yani böyle bir tezkirede bu ifadelerin yeri almış olması, bunlar köşe yazısında tartışmalı argümanlar olarak yer alabilir. Ama bir tezkirede bu tür iddiaların, argümanların olması tuhaf. Bu ne kadar büyük bir saplantı olduğunu gösteriyor. Ama uluslararası toplumun refleksleri değişken ve Türkiye buna direniyor. Direnirken de aslında dökülüyor. Yani şimdi birkaç yıl öncesine kadar Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin model olduğuna dair makaleleri döşenen bütün yazarlar, muhabirler şimdi tam tersi Türkiye'nin ne kadar IŞİD'e destek olduğu, göz yumduğu, beslediğine dair yazılarla yeni bir farklı bir cephe oluşturmuş durumda. Siyaseten de bu uluslararası kamuoyunun nasıl Türkiye aleyhine döndüğüne işaret ederken, siyaseten de ciddi bir açmazla karşı karşıya. Şimdi Cumhurbaşkanı gitti New York'a, Obama ile görüşmedi. Şimdi bu Amerikan-Türk yakın ilişkileri açısından son derece sembolik bir mesaj ifade eder. Yani Türk Cumhurbaşkanı New York'a gittiğinde, Washington'a gittiğinde, her neyse BM Genel Kurulu da olsa gittiğinde Amerikan başkanlarıyla görüşür. Başkan yardımcısıyla görüştü. Ve Obama Sisi ile görüştü bu arada. Evet. Yani tersten mesajlar geliyor. Ve buradaki kuyruk acısını nereden görüyoruz? Türkiye'ye döndüğü zaman Cumhurbaşkanı 18 tane başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüştüm dedi. Şimdi neden bir kantitatif şey var burada? Yani söylem var. Neden bir Cumhurbaşkanı gittiği zaman sayar ve sayıyı kimle görüştüyse bunu kendi kamuoyuna anlatma ihtiyacı duyar? Bu normal midir? Diplomasi açısından normal değildir. Yani Türk toplumu bunu yadırgamayabilir ama siyasetin genel şeyi, şirazesi bunu kaldırmaz. Böylesi bir şey, yani acemi siyasetçiler yapabilir bunu. Ama ben bölgesel aktörüm, uluslararası aktörüm diyen bir siyaset şeyinin, hani iddiasına sahip bir liderin yapabileceği şeyler değildir. Ben duyduğum zaman hemen yadırgadım mesela. Şimdi demek ki dışarıda ciddi bir sıkışıklık var. Yani Türkiye ve artık görünür hale gelmiş bir sıkışıklıktan bahsediyorsunuz. Bunu nasıl sürdürecek bunun ötesinde yani bir de kamuoyuna yansımayan çok sayıda tartışmalar oluyor. Buralarda da Türkiye'nin yeri hiç iyi değil. Ha, bunu çevirebilir mi Türkiye? Buradan bir sonuç çıkarıp da yeni bir siyaset benimseyebilir mi? Ben bu kadroyla, bu yapıyla, bu söylemle bunun doğrusu olabileceğini sanmıyorum. Burada çok kanırtıyorlar. Burada yani bunları burada bu gidişten vazgeçirecek çok ciddi kırılmaların olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu bedeli kim ödeyecek peki? Bu bedeli biz ödeyeceğiz, toplum ödeyecek. Peki biz neden böyle bir bedel ödeyelim? Yani birileri evet bu gitmiyor artık, bu yanlış diyebilmesi için, bu erdemi gösterebilmesi için bu toplum neden bedel ödesin? Bu toplum neden ayrışsın? Bu toplum neden yani şeye baktığım zaman, sosyal medyaya baktığım zaman ayrışmanın boyutları beni dehşete düşürüyor. Yani birileri mesela IŞİD'in Kobani'ye saldırmasını ve oradaki teröristleri öldürmesi gerektiğini savunabiliyor ve böyle kelli felli insanlar acayip laflar ediyorlar. Bu dehşet bir şeydir. Yani korkunç bir şey bu. Bu aslında bizim toplum olarak ödediğimiz adı konmamış bir bedeldir. Yani biz vicdanımızı yitiriyoruz, insanlığımızı yitiriyoruz. Bu bedeli hükümet bize ödetiyor, toplumu ödetiyor. Fiziki olarak başka daha somut bedeller inşallah ödenmez. O noktaya gelmeyiz. Kısa araya gideceğiz. Aradan önce Saruhan Oğuz'a sormak istiyorum. Geri kalan bölümünü aradan sonra tartışacağız. Siz değişmesine ihtimal veriyor musunuz Türkiye'nin mevcut politikasını? Rojava konusunda. Evet. İkircikli, hem IŞİD meselesiyle ilgili de mesela ikircikli yaklaşıyor dedi Seda Otu. Çok Taştekin, De bunun nasıl olduğunu söyledi ve Türkiye dökülüyor bu anlamda dedi. Şimdi ben, sizce bir değişiklik olacak mı? Ben değişiklik olacağını, yani şöyle hani zihniyetleri değişecek birdenbire
ha şöyle değil böyle tabii yapalım demeyecekler. Bunun değişmesinin koşulu aslında Kobane'nin direnmesi, Rojava'nın direnmesi ve bir bütün olarak Türkiye'deki demokrasi güçlerinin ve Kürt halkının, Kürt siyasi hareketinin direnmesiyle ancak değişebilir. Aksi takdirde ben değişebileceğini düşünmüyorum. Bakın iki tane şey işaret edeceğim. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın meclis açılış konuşmasında yaptığı bir alıntı vardı. Kimden alıntı yaptı? Turgut Özal'dan. Ne konusunda alıntı yaptı? Irak savaşı döneminden alıntı yaptı. Ve işaret ettiği şey aslında bu uçuşa yasak bölge konusuyla ilgilidir. Neydi işaret ettiği şey? Şöyle düşünüyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şu anda yönetenler. Zamanında Irak'ta uçuşa yasak bölge ilan edildiğinde Türkiye eğer o bölgeye girmiş olsaydı oradaki dengeleri başka türlü etkilemiş olacaktı. Girmemiş olmakla hata ettik diye düşünüyorlar. Şimdiki uçuşa yasaklı bölgeyi oraya girecek ve güvenli bölge dedikleri alanı oluşturmak için istiyorlar. Peki nedir Irak'ta rahatsız oldukları konu? Irak'ta rahatsız oldukları konu şu. Birincisi Irak Kürdistan'ı federe yönetimi oluştu. İkincisi de Kürt Özgürlük Hareketi kendisini konsolide etti. Yani girmemiş olmaktan dolayı pişmanlık duydukları iki konuda Kürt halkıyla alakalı şeyler. Peki şimdi niye oraya o uçuşa yasaklı bölgeyi ve güvenli bölgeyi istiyorlar? Onu da aradan sonra konuşalım. Evet. Neden istiyorlar? Tam aradan sonra sizinle başlayacağız. Az bir ara. Nacar binim. Azı çabuk bunu bil. Begoman tisajit işte kat kisi mi? De davye da maddit ko abin ama ben kasım bircam halak burku kavina. Ne haber? Sen ne kadar korkuyorsun? Şişeyim plastik. Gava, bükeve, huzayı, çarşıt salvundan abi. Parastına xwezayê mafê me ye. Em bermahiyên xwe ji hev veqetînin berhev bikin û xwezayê biparêzin. Werin em bi hevra bermahiyên xwe bavêjin kutiya şîn. Işıltı, zerafet, yenilik, zengin koleksiyonu ve size özel tasarımlarıyla Lenita. Ve şıklık dört mevsim ayağınızda. Ducati. Herkesin bir rengi var. Baydan Shoes. Hem sinema hem internet tutkunları D-Smart'ta iki kere kazanıyor. Yepyeni ve bol ödüllü yerli ve yabancı filmler, en popüler diziler ve en heyecanlı belgesellerle dolu D-Smart HD sinema paketiyle D-Smart limitsiz fiber internet bir arada ayda sadece 59 liraya. Üstelik ilk 2 ay D-Smart spor kanalları da hediye. Siz iyisi mi? Hemen D-Smart abonesi olun. Bu fırsatı kaçırmayın. D-Smart. Daha fazlası. Bol haberli bir sabah İmece TV izleyicilerini bekliyor. Günün gazetelere ilk yansıyan notları, metropolden yerele Türkiye ve dünya gündemi, konuklarla güncel yorum İmece'de bu sabahta. İmece'de bu sabah yarın 7-11 arası İmece TV'de.
Ali Bayramoğlu, Erol Katırcıoğlu ve Mithat Sancar arayışta bir araya geliyor. Sıcak siyasi gelişmelerin derinlemesine analiz edileceği, siyaset için çözüm yollarının ve modellerinin ele alınacağı arayış yarın 20.30'da İmece TV'de. Mahmur gibi bir çöle hayat vermekle kalmadılar, bir de okul kurdular. Okuma yazma bilenlerin bilmeyenlere öğrettiği o ilkokul 15 yılı geride bıraktı. Mahmur mülteci kampında şimdi ortaokul ve lisenin yanında bir de Güzel Sanatlar Akademisi var. Mikrofon bu hafta Mahmur mülteci kampının öğretmenlerinden birinde Hüseyin Karada olacak. Mikrofon yarın saat 22.15'te İmece TV'de. Feryal Öne ile Binbir Çiçek, sanat dünyasından farklı konu ve konuklarla cumartesi ve pazar 11.30-13 arası İmece TV'de. Gelek birinin mehene. Jumbuin, ukurbuin, tene besiku embeşan. Dilleri, kültürleri parçalanmış ve dünyanın farklı yerlerine savrulmuş üç kadın sanatçının müzik yoluyla buluşma öyküsü. Trio Mara'nın albüm kayıt sürecini anlatan Mara, belgesel kuşağında ekranlara geliyor. Mara, pazartesi saat 20.30'da İmece TV'de. Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz gündem müzakereye. Saruhan Oluş'ta kalmıştık. Diğer konuklarımızı da hatırlatalım. Behlül Özkan, Fehim Taştekin ve Seda Altuğ'la birlikteyiz. Türkiye'nin dış politikasını, Rojava siyasetini, Kobani'deki gelişmeleri, çözüm sürecini ve tabii ki IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin nerede duracağını konuşuyoruz. Durma ihtimallerine dair tartışmalar var malumunuz ama bundan sonra ne olacak onları tartışmaya devam ediyoruz. Tam da şurada kalmıştık. Bu siyaset değişir mi? Seda Altuğ ikircikli bir siyasetten bahsetti. Hem IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin durduğu yere ilişkin hem de uluslararası koalisyona gönderdiği mesajlar ve ilişkiler itibariyle. Fehim Taştekin de bunun üzerine bir takım şeyler söyledi ve Türkiye dökülüyor dedi. Bunu böyle sürdürmenin zeminin kalmadığını söyledi. Ben de size şunu sormuştum. Nasıl değişecek bu siyaset? Orada da araya gittik. Buyurun kaldığınız yerden lütfen devam edin Saruhan Bey. Siz dediniz ki mesela bundan sonra yapılacak mücadeleye de bağlı bu dediniz. Hem Rojava'nın hem diğer bütün demokratik kesimlerin bu mücadeleyi yükseltmesiyle ilgili zihinler sabahtan akşama değişmeyecek. Ama belki yöntem değişikliği olabilir gibi anladım. Türkiye'nin en azından mesela Rojava IŞİD'le mücadele siyasetine ilişkin doğru mu anladım ben? Şimdi bizim devlet geleneğinde nasıl diyeyim iflah olmaz bir şey var aslında. Bu Türkiye'nin
son 10 yıllık politikasına bakarsak bunun izlerini görüyoruz. Nerede görüyoruz bu izleri? Mesela Türkiye'de Kürt sorunu yaşandığından beri, işte çatışma döneminin ve savaş döneminin olduğundan beri çeşitli politikalar uygulandı dönem dönem. Biliyorsunuz son dönem AKP iktidarında da yine bir kere bu işi güvenlikçi politikalarla çözebilir miyiz acaba hevesiyle işte KCK tutuklamaları, imha hareketleri filan gibi çeşitli şeyler yapıldı ve püskürtüldü bu. Aslında Kürt özgürlük hareketi çok sağlam bir şekilde ayakta durdu ve bu saldırıyı göğüsledi. Bu saldırıyı göğüsledikten sonra zaten yeniden masaya oturma ve bir çözüm yaratma ihtimali ortaya çıktı. Şimdi bu iç politikada yaşandı ya, dış politikada da bunun görünmesi gerekiyor. Çünkü şimdi aynı zihniyet devam ediyor. Bu zihniyet... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını hatırlattınız. Evet, evet. Yasama yılındaki alıntılarını, evet, evet. Özal döneminin alıntılarını. O zihniyet devam ediyor. Yani o zihniyet şimdi ne? Rojava'yı o şekilde hizaya getirme planı çerçevesinde devam ediyor. Bunun olmayacağı görüldüğü zaman ancak püskürtülecek. Ben o açıdan Seda Hanım'ın söylediğine çok katılıyorum. Türkiye'nin hedefi IŞİD'i öyle mahvetmek, yok etmek filan değil aslında. IŞİD'i terbiye ederek bölgedeki kendi hegemonya alanını düzenleyebilmek aslında. Yani niye IŞİD'e bu kadar lojistik ve manevi destek verildi? Çünkü onlara bizim mahallenin çocukları diye bakıyor bu iktidar. Yani bizim mahallenin çocuklarıdır. Yani biraz yaramazlık yapıyorlar filan diye ama işi abarttı. Ama sonra terör örgütüdür dedi Cumhurbaşkanı. Çünkü işi kontrol edilemez bir noktaya geldiği zaman işi abarttı. Artık bütün dünyada görüldü ki yani bu böyle gitmeyecek. O zaman şimdi terbiye etme dönemine geçiyorlar. Fakat atladıkları bir şey var. Sosyal olaylar böyle idare edilemiyor. Neyin nerede çığırından çıkacağı öyle çok önceden öngörülemeyebiliyor. Şimdi dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntı var. Cumhurbaşkanı Özal'dan alıntı yaparken biraz evvel onu söylüyordum. İşaret ettiği nokta aslında bugün güvenli bölgeyle ve uçuşa yasaklı bölge adı altında yapmaya çalıştıklarını gösteriyor. Yani orada Kürt hareketini mümkün olduğu kadar kontrol altına almak ve kendi istedikleri bir düzen içinde tutabilmek. Hedef bu aslında. Çok yani o kadar açık ortaya çıktı ki bu. Arka arkaya koyduğunuz zaman konuşmaları, yani tezkereyi bir kenara bırakın. Tezkere öyle yazılmış bir cümle. Peki bu tezkere nasıl uygulanacak sorusunu sormaya başladığınızda işte Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bakıyorsunuz, meclis konuşmasına, orada görünüyor. Yani biraz onların sözcüsü gibi ve iyi şekilde de aktaran, hakkını yememek lazım. Abdülkadir Selvi'nin yazdıklarına bakın. Orada görüyorsunuz yol haritasının nasıl tasarlandığını. Cumhurbaşkanı Amerika'dan dönerken uçakta yaptığı röportajlara bakın. Orada görüyorsunuz. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda ben Behlül Bey'e çok katılıyorum. Bana da bazı yerleri çok hayali geliyor. Ama Türkiye'nin zaten bir sorunu da bu. Şimdi Özal dönemine geri dönmek istiyorum. Özal döneminde bir başka şey yapmak istiyordu Özal. Neydi o? Türkiye Cumhuriyetler ortaya çıktığı zaman Türkiye birdenbire heveslendi. Yani biz işte o bölgede tarihsel bağlarımız da var. Biz onların abisini, evet abisi olacağız, onları yöneteceğiz falan. Halbuki hiç öyle bir şey olmadı yani. Herkes kendi yolunda gitti. Hiç Türkiye orada öyle bir bölge gücü durumuna da gelmedi. Şimdi aynı işi AKP iktidarı döneminde yapıyorlar. Yani eski dönemde Dışişleri Bakanı'ydı Sayın Davutoğlu. Şimdi Başbakan o zihniyetle davranıyor. Yani Orta Doğu'da, Arap coğrafyasında, Müslüman halklar arasında bir abilik taslanacak. Bir bölge gücü olunacak. Orası yönlendirilecek, yönetilecek. Türkiye'nin arka bahçesi gibi davranılacak. Böyle bir hayat yok. Böyle bir hayat olmadığını şimdi bir Özal o zaman gördü. Sonuçları ağır oldu. Şimdi AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu görecek belli ki. Ama ne yazık ki sonuçları gerçekten ağır oluyor. Ben Fehim Bey'in söylediğine çok katılıyorum. Bedeli sonuç olarak Türkiye halkları ödüyor ve şimdi şu anda da bölge halkları ödüyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir nokta var diye düşünüyorum. Bu yüzden de benim kanaatim odur ki bu konuda Türkiye bir an evvel ama bir an evvel bir farklı politikaya yönelmezse bu şekilde devam ederse bunun sonucu
Şimdi belki biraz sonra oraya geleceğiz. Ben o konuyu açmak istiyorum biraz. Sayın Öcalan'ın son mesajında işaret ettiği lütfen noktalara. Lütfen açın, yavaş yavaş buraya doğru ilerleyelim istiyorum. Çünkü mesela dedi ki, çok pardon sizi böldüm ama Fehim Taştekin saha gözlemlerini aktarırken ki çok önemli bence bunlar. Kobani'nin düşmesi Kürtlerde psikolojik bir kopuş anlamına gelir dedi. Doğru aktarıyor muyum? Günlerdir bunu Kürt siyasetçileri de söylüyor, ne kadar önemli olduğunu. Siz hani biraz önce dediniz ki, tam anlaşılsın burayı açın lütfen. Kobani düşerse her şey biter gibi bir algı var. Bunun doğru olmadığını söylediniz. Öte yandan da böyle bir halet-i ruhiye var. Ve bu halet-i ruhiye çok yaygın bir şekilde gözler önünde yaşanıyor. Şimdi bu nasıl mümkün olacak? Nasıl yürüyecek? Nasıl bir arada kalabilecek? Şimdi biraz evvel Seda Hanım söyledi, Kobani'nin coğrafi açıdan önemini. Nasıl bir geçiş noktası olduğunu. Şimdi ben biraz evvel dedim ya, IŞİD Kobani'yi ele geçirirse orada durmayacak ki. IŞİD devam edecek katletmeye ve vahşetini uygulamaya. Dolayısıyla mesele sadece Kobani ile sınırlı değil. Aslında çok daha büyük bir alanla ilgili olduğu için bu iş devam edecek. Peki bu işin devam etmesi bölgedeki bütün parçalardaki Kürt halkında nasıl bir ruh hali yaratacak? Yani bu şu anlama gelecek. Bir tür Kürt halkına yönelik, o bölgede yaşayan Kürt halkına yönelik soykırım, ortadan kaldırma hamlesi anlamına gelecek. Şimdi bu kabullenilebilir mi? Herkes bunu böyle televizyonda film seyreder gibi seyredebilir mi? Böyle bir şey olmaz. Çünkü bu çok ağır bir şey. Burnumuzun dibinde yaşanıyor aslında. Biraz böyle seyretmiyor mu sizce? Belki tamamıyla böyle demek haksızlık olabilir ama 18 gündür, daha önce Şengal katliamında da görmüştük benzer şeyleri, ezildiler dedi. 18 gündür Kobani direnişi devam ediyor diyoruz. Mesela bir şekilde ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Bir şekilde oradan çok zor koşullarda haberler geçmeye çalışan gazetecilerin katkılarıyla yaşananları, olanı biteni anlatmaya ve Kobani'ye doğru yaklaştıkça katliam riskinin ne kadar çok artacağını yine oradaki siyasetçiler, işte PYD eş başkanları, TEVDEM yetkilileri, keza oradaki halk meclisi başkanları, kanton başkanları, bütün bunlar bu çağrıları yapıyor olmalarına rağmen, yine KCK'li yöneticiler, buna rağmen sizce birazcık izlenir pozisyonda değil mi hala olaylar? Yani ben şimdi oraya gittim, bölgede de kaldım birkaç gün. Hakikaten insanların kalbi her an orada atıyor. Bunu görüyorsunuz. Zaten oraya gittiğiniz zaman da siz de görüyorsunuz. Yani çıplak gözle izlenebiliyor orada olan biten her şey. Bu kadar ağır bir durum. Fakat işte sınırı geçmeye çalışıyorlar. Terör örgütünün öbür tarafına geçiyorlar. Çeşitli hamleler yapıldı. Burada polis ve askerin saldırısıyla karşı karşıya kalınıyor. Gaz atılıyor filan. İnsanlar çaresizlikten oraya gitmek istiyorlar ama oraya gidince de yapılacak fazla bir şey yok. Yani çok müthiş bir çaresizlik var. Bu orada çok net olarak görünüyor. Yani bunun orada net olarak görünen şeyin her evde yaşandığını düşünmek lazım. Kürdistan'ın her evinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Kürt halkının her evinde bu ruh halinin yaşandığını görmek lazım. Dolayısıyla bu hafife alınabilir bir durum değil. Şimdi oraya gelecektim. Sayın Öcalan diyor ki son mesajında, devlet içinde de halen çözüm odaklı davrananlarla imha sığlığından medet umanlar arasında bir gelgit yaşandığı gözlenmektedir. Evet. Şimdi bu ciddi bir şey. Bu sadece Türkiye için geçerli olan bir şey değil. Bu işte bölge politikalarında da görünüyor. Rojava'ya bakışta da görünüyor. Irak Kürdistan'ı ile ilişkilerde de görünüyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye içinde de bir mücadele, bir demokrasi mücadelesi anlamına geliyor. Şimdi bu açıdan da aslında meseleye bakmak lazım. Çünkü biraz evvel dedim ya, şöyle düşünmemek gerekiyor. Yani işte Kobani diyelim düştü. Ve o zaman da ilan edilecek, işte bir çözüm süreci bitti. Öyle değil ki, sosyal bir olay yaşanmaya başlanacak. Yani çözüm sürecini sürdüremeyecek aslında ne şey iktidar, ne Kürt Özgürlük Hareketi. Yani çünkü insanların içi kabaracak, buna ilişkin adımlar atılmaya çalışılacak, kabullenilmeyecek bu sonuçlar. Çok doğal şeyler bunlar bir taraftan bakarsak. Dolayısıyla bu açıdan durumu değerlendirmek lazım. Bir başka nokta,
ben zamanımı aşmayayım. Hayır, buyurun. Bir başka nokta, biraz evvel hani bu konuya gelelim dediğiniz için geleceğim. Bu bir darbe süreci meselesi. Hı. Şimdi bunu şöyle bakmamak lazım. Ben Sayın Hoca'nın onu kastettiğini doğrusu tam düşünmüyorum. İşte birdenbire bir darbe ortamı oluşacak. Birileri darbe yapacak. Mesele o değil. Sayın Öcalan başka bir şeye işaret ediyor benim kanaatim. Şimdi IŞİD IŞİD şu anda dışsal bir mesele gibi görünüyor değil mi? Sınırlarımızın dışında olan bir şey. Hayır, bunun böyle değil. Bir dışsal mesele olmadığını söyleyenler de var. Burada bazı konuklarımız da daha önceki programlarda söylediler. Çünkü pek çok IŞİD'lerin Türkiye'de olma ihtimalinden bahsediliyor. Hatta ihtimal ötesi bir şey. Katılımlar var. Tabii. İşte zaten sorun burada ortaya çıkıyor. Bence de IŞİD aslında içsel bir mesele haline gelmeye başlayacak. Yani Türkiye'nin çeşitli illerinden sadece oraya gidenler yok. Bir de o illerde duranlar, oturanlar var. IŞİD başarılı olmaya devam ederse, diyelim Kobane'de başarılı oldu, devam etti, başka bir yerde de başarılı oldu. Musul'da, Irak'ta, o taraflarda da başarılı oldu. Peki bunun sonucu ne olacak? Türkiye'de IŞİD zihniyetinde olanların kendilerini bir başka türlü örgütlemeye başlamaları anlamına gelecek. Başka türlü adımlar atmaya başlamaları anlamına gelecek. Peki şöyle bir tabloyu düşünelim. IŞİD zihniyetinde olanlar bir taraftan harekete geçecekler. Ama bu arada Türkiye'deki demokrasi güçleri, Kürt siyasi hareketi vesaire, onlar da bu yaşanmış olanın öfkesiyle davranmaya başlayacaklar. Türkiye güllük gülistanlık olmayacak. Böyle olunca nereye gider? Malum diyorsunuz. Böyle olunca Türkiye bir kaotik ortam, bir karmaşa, bir sorunlar yumağı haline gelecek her şey. Ve ben Sayın Öcalan'ın işaret ettiği noktanın bu olduğunu esas itibariyle düşünüyorum. Yani o yüzden Kobane'nin düşmesi herhangi bir şey değil. Yani bunu bir takıntı, bir inat meselesi gibi ele almaması gerekiyor hükümetin. Kobane'nin düşmesi demek IŞİD'in yürüyüşüne devam etmesi demek ve bütün bu ortamın, bütün dengelerin başka türlü kurulmaya başlaması demek. Ben ama tam Öcalan'dan devam etmek gerekirse Sabahan Bey, hani çok kısa buna yanıt verin, Behlül Bey'e geçmek istiyorum. Şimdi diyor ki hani çözümden yana olanların sürece ve sorunlara zamanında ve aktif müdahaleler geliştirmesi hayati önemlidir. Bu mesajın muhataplarından biri de hükümet. Süreci yürüten bir taraf olarak, önemli bir taraf olarak, hayati adımlar atması gereken, bunu hızlandırması gereken bir taraf olarak da. İşte tam burada bir değişiklik olmaması ihtimali korkutucu. İnsan umudunu kesmek istemiyor aslında. Her ne kadar çok hızlı bir değişim olacağını düşünmesem de hükümetin zihniyetinde, yine de ben bu gelişmeler karşısında biraz bazı şeyleri fark edeceklerini umut ediyorum. Yani Davutoğlu-Demirtaş görüşmesinde mesela hani kamuoyuna açıklanmayan bir boyutu var mıdır? Açıklar mısınız? Şimdi burada söyleyebileceğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama bu ihtimale dair umut var kılabilecek bir işaret var mı? Ben en azından Sayın Demirtaş'ın şu anda yaşanmakta olan ruh halini var olan durumu çeşitli açılardan Sayın Başbakan'a çok net olarak anlattığını düşünüyorum ve belki biraz anlaşılmaya nasıl bir sinyal aldığı da önemli. Yani biraz daha iyi anlaşılması için bir fırsat yaratılmış olduğunu düşünüyorum ama bu daha iyi anlama bir politika değişikliğine yol açar mı? Orası tabii henüz belli değil. Ama sonuçta verimli bir görüşme olduğu açıklandı. En azından yani meselenin ne kadar ciddi ve ağır bir mesele olduğunun anlaşıldığını düşünüyorum. Yani bu şey gibi değil. Diyorum ya, yani şöyle algılanır. Belki bazı hükümet mensupları, bakanlar falan öyle algılama eğiliminde olabilir. Yani sanki ya Kobane'nin düşmesi sadece bizim için büyük bir takıntıymış gibi bunu çok önemsiyor. Hayır, mesele Kobane'nin düşmesi sembolik olmasının ötesinde bir anlam taşıyor. Bunun anlaşılmış olduğunu umut ediyorum. Behlül Bey, siz ne diyeceksiniz? Katılır mısınız buna? Muhtemelen Kobane'nin düşmesinin sembolik olmasının ötesinde bir anlamından bahsetti. Ki deminden beri onu konuşuyoruz. Günlerdir konuşuyoruz. Bunu çözüm süreci ekseninde baktığınızda, sizin çözüm sürecine yaklaşımınıza dair geçen programdan bende kalanlar var ama ona rağmen soruyorum. Siz
En azından çözüm süreci dolayısıyla Türkiye'nin Rojava siyasetinde bir değişiklik yapmasını bekler misiniz? Ben kesinlikle beklemiyorum Türkiye'nin çözüm sürecinde Rojava üzerinden değişiklik yapmasını. Tam tersine Rojava üzerinden HDP ve Kandil'den değişiklik yapmasını bekliyor. Çünkü ne dedi Davutoğlu? Kobani'nin eğer düşmesini istemiyorsanız tezkereye geleceksiniz dedi. Yani eğer Suriye'nin kuzeyinde, Suriye Kürdistan'ında, Rojava bölgesinde bir takım haklar istiyorsanız bunu ancak benim üzerimden alırsınız, yoksa orada IŞİD var mesajını gönderiyor. Bence bu çocuk açık ve net bir mesaj. Şantaj gibi anlatıyorsunuz. Şantaj, evet. Havuç sopa siyaseti. Bunu farklı şekilde. Sonuç itibariyle baktığımız zaman hükümetle Kandil, Kürt hareketi arasında bir müzakere süreci yürüyor. Veya en azından yürüdüğü söyleniyor. Ve bu müzakere sürecinde karşı tarafın elini ne kadar çok zayıflatırsanız kendinizin olduğu noktaya o kadar çekersiniz. Ve bu mantığı gidiyor hükümet. Sonuç itibariyle ben Kürt hareketinin Suriye'de ne kadar kolunu bükersem öbür tarafta daha fazla taviz kopartırım mantığı var. Ve ben açıkçası burada da yani çok net bir tablo var önümüzde. Şimdi ben görüntüleri izliyorum IŞİD'in elindeki. 2014 model Toyota kamyonetler. Arkalarına uçak savarlar monte edilmiş. İş makineleri kullanıyorlar. Bir takım tankları öyle bir kullanıyorlar ki yani resmen oyun oynuyor. 800 lira tanklara. Ya siz bu 2014 model Toyota kamyonetleri sıfır. Nereden aldınız? Uçak savarı nasıl üzerine monte ettirdiniz? Ben İstanbul'un göbeğinde motosikletimi tamir edecek tamirci usta bulamıyorum. Siz nasıl bir o lojistiği sağladınız diye aklıma sorular geliyor benim. Bakıyorsunuz son derece eğitimli, silah eğitimi almışlar. Sonra haritaya açık bakıyorum. Harita bana çok net bir görüntü veriyor. Bu ekipmanların, silahların girebileceği tek nokta Türkiye. Buna gözüm yumuluyor, destek mi veriliyor, orasını bilemem. Ben ama akademisyen olarak baktığım zaman herhalde bu silahlar Maliki yönetimi üzerinden girecek hali yok. Irak Kürdistan üzerinden girecek hali yok. Esad tarafından girecek hali yok. Bunun girebileceği tek yer ve zaten IŞİD'in dünyaya açılma kapısı işte cihatçı otoyoluna deniyor Türkiye. Bütün çok basit yapılabilecek bir iş var. Türkiye'nin tezkere geçirmesine gerek yok. İstanbul'dan Gaziantep'e, Urfa'ya, Hatay'a gidecek uçaklarda yabancılara sınırlama getirse veya son iki yılda bunun bir rakamını versinler bize. Gaziantep'e kaç tane mesela Türk Hava Yolları uçaklarıyla yabancı ve isimlerden çıkartılabilir bu insanların ne oldu? Türkiye bu konularda açıkçası göz yumuyor ve benim söylemek istediğim çözüm süreciyle ilgili bir nokta var. Bence aslında çözüm sürecinin başından beri ben hem Öcalan'dan gelen mesajlara hem Kandil'den gelen mesajlara baktığım zaman Kandil kanadının bu işe başından beri inanmadığını görüyorum aslında. Öcalan'la Kandil kanadı derken araya bir fark mı koyuyorsun? Evet, burada tabii ki Öcalan'ın liderliğini tartışmamak üzerinden onun söylediklerinin yönünde hareket ediyorlar ama satır aralarına baktığımız zaman hep başından beri bu sürecin hep soru işareti olduğunu, sorguladıklarını görüyorum. Ve açıkçası bu ayrım çok işte Fehim Bey'in de söylediği Cemil Bayık'ın açıklamalarından da görülüyor. Hükümetin amacı... Ama Cemil Bayık mesela Amber'in zaman söyleşisinde bunu bir iş bölümü olarak tanımlıyor. Bu söylediğiniz nüansı. Şimdi yani daha açık konuşmak gerekirse Öcalan 65 yaşında birisi. 15 yıldır tutuklu. Ve Kürt hareketinin de onu en azından buradan ev hapsine çözüm müzakereler sürecinde bunun önemli bir nokta olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla bunun gerçekleşebilmesi için çözüm sürecinin devam etmesi yanlısı olarak baktığı düşünülebilir. Kandil'in bunun gerçekleşebileceğiyle ilgili bir takım soru işaretleri var ve burada çok ilginç tabii noktalar da var. Mesela Kandil'in silah bırakması gerektiği söyleniyor. Hani Orta Doğu'nun böyle bir içinde olduğu bir coğrafyada, böyle bir durumda olduğu bir coğrafyada, herkesin silahlandığı bir coğrafyada Kandil'in silah bırakması ne kadar mantıklı? Yani sonuçta çok önemli soru işaretleri var sürecinde. Ama hükümet bunu 2015 seçimlerine kadar sürüncemede bırakıp seçimlere geçelim, ondan sonra bakarız önümüze. Zaten tüm kıyamet de buradan kopuyor aslında.
size söz hakkı doğdu biliyorum. Bunu konuşacağız ama herhalde. Evet ama ben ondan önce belki bununla ilgili Fehim Bey ve Seda Hanım'da yanıt vermek ister misiniz bilmiyorum. Yoksa Saruhan Bey'e sizden izin isteyip söz hakkı vereceğim. Kandil Öcalan bir nüans olduğunu siz mesela düşünüyor musunuz Seda Hanım? Böyle okuyor musunuz mesajları ya da açıklamaları? Mesela Rojava üzerinden baktığınızda taraflardan gelen açıklamaları bütün siyasi aktörlerden nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Bir bütünlük görüyor musunuz? Ben bir iş bölümü olduğunu düşünüyorum. Yani o Amber'in zamanının yaptığı söyleşinin ben isabetli olduğunu düşünüyorum. Yani savaşanların ve Öcalan'ın söylemleri arasında evet yani toplumun da farkında olduğu üzere genel olarak hatlarda farklılık var. Yani Öcalan daha müzakere yanlısı bir tutum sergiliyor, daha fazla itidale çağırıyor, aynı zamanda direnişi de destekliyor. Fakat Kandil cephesine baktığımızda iplerin daha kopma noktasına geldiğine dair mesajlar alıyoruz. Ama ben bunun birbiriyle çeliştiğini düşünmüyorum. Ben bunların bir arada giden bir bütünün farklı parçaları olduğu şeklinde okuyorum. Fehim Bey siz ne dersiniz? Son olarak gitmiş, görmüş ve bu konuda söyleşmiş biri olarak. Birebir bana söylediği sözler vardı Cemil Baykın. Şimdi bilgisayarımda o sözleri ararken bulmaya çalışıyorum. Biraz uzun bir metin olduğu için bulamadım. Aynı şeyi ben de sordum. Yani sizin verdiğiniz tepkiyle Öcalan'ın verdiği tepkiler arasında bir fark doğuyor bu durumda demiştim. Çünkü yani ümit verici açıklamaların Öcalan'dan geldiğini, Kandil'in daha farklı bir yere işaret ettiğini söylemiştim. Doğal olarak yani böylesi bir liderliği tartışmaya açacak ve aralarında Kandil ile İmralı arasında bir fark olduğu anlamına gelebilecek herhangi bir şeyi kabul etmediğini söyledi. Fakat biz Öcalan'ın misyonu ayrı, bizim misyonumuz ayrı vurgusunu yapıyor. Yani buradan ne çıkar? Ben onu da sordum. Yani buradan aranızda sorun var sonucu çıkar mı? Bunu kabul etmiyorlar tabii. Şimdi koşullar elbette farklı. Yani Kandil'in duruşunun daha şahin olması normal. Buna iş bölümü de denilebilir. Buna Öcalan'ın elini güçlendirecek bir manevra ya da taktik gözüyle de bakılabilir. Sonuçta yani aradaki birbirini gözeten, birbiriyle etkileşim içerisinde olan bir süreçten bahsediyoruz. Ama Öcalan'ın otoritesini kimse tartışmıyor. Yani öylesi bir zemin yok. Yani Türkiye'de Türk medyanın zaman zaman psikolojik hareket bilimlerinin ya da işte yetkililerin yaptığı açıklamalar gibi bölündüler, işte şu oldu bu oldu şeklinde böyle bir zemin yok. Yani bunu her yerde görmek mümkün. Ben daha çok bir müzakere masasında olan insanların her zaman sadece Türkiye koşullarında değil dünyanın her yerinde müzakere masasında olan insanların daha uzlaşmacı, daha yatıştırıcı bir pozisyon almaları normaldir. Bunu çok abartmamak lazım. Ama silahlı kanadın tepkileri de ona göre o koşullarda değerlendiriliyor. Birbirini tamamlayan şeyler gibi geliyor bana. Evet. Yani bunun üzerinden çok fazla spekülatif sonuçlar çıkarmak doğru değil. Yanıltıcı bir şey, olur. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Bu noktada. Yani bu hükümetin Türkiye'nin her yerindeki demokrasiye nasıl yaklaştığını biliyoruz. İşte gezi sürecinde biliyoruz bunu. Daha birçok nasıl sertlik yanlısı, Türkiye'nin nasıl demokratikleşmesi, demokratik zemininin geriye kaydığını biliyoruz. Ve şuna da eminiz ki Kürt sorununda hükümeti müzakereye oturtan Kandil'in silahlı gücüdür. Yani sonuç itibariyle Erdoğan güç siyasetinden anlayan bir lider ve bu güç karşısında böyle bir güç gördüğü için müzakerelere oturuyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Tam da burada Savuhan Oluç ne diyeceksiniz? Bıraktığı Pardon. Yerden başlayıp... Ben bir şey demin Peki. aradığım cümleyi buldum. Pekala. Müsaade ederseniz. Katkısı olur. Birebir.
Şimdi ben Öcalan'ın son gelen heyetle size verdiği mesajı paylaşabilir misiniz diye sordum. Mesajımız şudur. 30 Eylül'e kadar Türk Devleti müzakere şartlarını yerine getirirse tutumumuzu sürdürür, destek veririz. Aksi takdirde biz bu süreci sonlandırırız. İmralı'dan gelen mesaj da bu yönde mi diye sordum. Hayır. Önderliğimiz hiçbir zaman süreci bitirmek istemiyor. Ama önderliğimizin rolüyle bizimki farklıdır. Biz Türk Devleti'nin mahkumu değiliz. Bize kölelik muamelesi yapamazlar. Önderliğimize saygısızlık yapamazlar. O bir halkın önderidir, bir hareketin önderidir. Devam ediyor. Yani burada rolümüz farklıdır ifadesi. Ben onu aktarmak istemiştim evet. Özellikle. Bu rolün nasıl okunacağı çok önemli. Yani rollerin farklı olması. Siz bunu mesela bir bütünleştirici, birbirini evet. tamamlayıcı evet. bir etki şimdi yarattığını düşünüyorsunuz. Seda Altun söylediği, da öyle. Söylediği çok biraz farklı düşünüyor. Yok aslında çok farklı bir şey demedi. Orada evet. söylediği yani silah gücü Kandil olmasaydı Öcalan'ın müzakere elini güçlendiren bir müzakere gücünün olamayacağını söyledi. Şimdi ikisi birbirini tamamlıyor. Burada şey olan yani insanların da üzerinde durduğu belki yani burada bir mahkumiyet koşulları var. Bu mahkumiyet koşullarının zor olması nedeniyle Öcalan'ın acaba işte baskılar nedeniyle mi böyle konuştuğuna dair şeyler var, şüpheler var. Ama dışarıdan baktığımız zaman yani Kandil'de başka yerlerde Öcalan'ın otoritesini tartışan yok. Yani öyle bir şey peki. yok. Yani otorite tartışmaktan çok yani sonuç itibariyle bir yürüyen bir süreç üzerine farklı görüşlerin olması çok doğaldır. Tam bunu sorarım lütfen Saruhan Bey'e. Var mı sürece dair Kandil ve Öcalan arasında farklı görüşler? Ben, konu bu olduğu için size bu soruyu soruyorum. Bu sorudan artık çok sıkılmışsınızdır. Lütfen kusura bakmayın. Şöyle düşünüyorum. Herkes kendi işini iyi yaparsa süreç doğru yönetilir diye düşünüyorum. Ve şu anda herkes kendi işini iyi yapıyor. Dolayısıyla eğer çok uzun yıllardır, 30 yıldan fazla bir zamandır bir özgürlük mücadelesini sürdürmüş olan kadrolar arasında ki bunlar artık çok deneyimli kadrolardır. Yani dünyanın en sorunlu bölgesinde ayakta durmayı başarmış ve bu mücadeleyi sürdürebilmiş kadrolardır. Bunlar arasında çeşitli konularda görüş ayrılıkları olabilir, tartışılır. Önemli olan o tartışmanın sonucunda bir demokratik görüş alışverişinin sonucunda bir ortak noktaya varıp yürüyüşün devam etmesidir diye düşünüyorum. Ben o açıdan yani herkesin işini iyi yaptığı kanaatindeyim. Şimdi başka bir açıdan bakarsak elbette ki burada hep konuştuk yani dışarıda da hep konuşuluyor yani Rojava ile çözüm süreci arasındaki ilişki çok önemli bir ilişkidir. Bu hiç tartışılır bir şey değil. Fakat bu iki tane olayı da olduğu gibi birbirine bağlayıp hareket ettiremezsiniz. Yani her birinin kendi dinamiği var. Her birinin kendi ihtiyaçları var bir taraftan da. Peki o halde yüzden burada şöyle bir soru sorabilir miyim Saruhan Bey? Sizi bölüyorum ama şimdi çözüm süreci kurulu diye bir kuruldan bahsediliyor. Bakanlar kurulunda konuşuldu. Sonuçta hükümet sözcüsü açıkladı bunu. Öcalan olumlu bir gelişme olduğunu mesajdan anlıyoruz ki öyle değerlendiriyor. Bir takım komisyonlardan bahsediliyor. Yine süreçle ilgili koordinasyonu sağlayacak komisyonlar. Ve izleme kurulu. Çok uzun zamandır talep edilen evet. ve gerek duyulan sürece hatta süreci hızlandırıcı bir etki yaratacağı anlatılan bir kurul. Bir yandan bunlar oluşturuluyor. Öte yandan Kobani'deki durum olduğu gibi devam ediyor diyelim. Tam burada belki bağlantıyı iyi anlamak için nasıl yürüyecek işte bu tarafta kurul ne yapacak? Nasıl yürüyecek? İşleyebilecek mi? Bu sistem çalışabilecek mi sizce? Bura üzerinden bize bağlantıyı anlatmanız mümkün mü? Birbirini nasıl etkileyecek bu durumlar? Şimdi şüphesiz çok etkileyecek. Yani ben ondan en ufak bir şüphem yok. Fakat bu yani bu sürecin tam olarak nereye varacağını yani Kobani'yi kastediyorum, Rojava'daki gelişmeyi kastediyorum. Şu anda hiç kimse tarafından bilinebilir bir şey değil. Çünkü orada bir savaş sürüyor.
Ve bu savaşta herkes kendi açısından en iyi sonucu almak için mücadele ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda, yani burada yarın şu taş şöyle oynayacak, öbür taş da böyle oynayacak diyebilecek durumda değiliz doğrusu. O yüzden bir taraftan bunun önemini, oraya destek, dayanışmayı, Kobani ve Rojava meselesinin yakıcılığını anlatmak ve gereğini yapmak gerekiyor. Öbür taraftan da Türkiye'deki çözüm süreci açısından müzakerenin gelişmesi, daha gerçek bir müzakere haline dönmesi için atılması gereken adımların atılması gerekiyor. Yani birbirini beklemesi gerekmiyor bu süreçlerin. Elbette ki etkileyecekler. Yani bu çok açık. Ama burada yapılması gereken şey, ben önemli bazı adımların eksik de olsa atıldığını doğrusu düşünüyorum. Yani hem daha önce yapılmış olan görüşmelerin sonuçlarına baktığınızda, giden heyetlerin verdiği açıklamalara baktığımızda bunu görüyoruz. Sayın Öcalan'ın hedeflediği konulara baktığımızda görüyoruz. Hem çerçeve yasa, hem de bu oluşturmuş olan çözüm süreci kurulu ve bunun etrafında oluşacak çeşitli işte koordinasyon, sekreterya vesaire gibi kurulların bir adım daha atılmasına imkan sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama bakın, Sayın Öcalan'ın orada işaret ettiği bir konu var. Diyor ki hızlı adımların atılması gerekir. Bunun bir hayati hızlı adımların atılması gerekir. Yani artık güven verici önlemlerin ötesine geçilmiştir. Madem buraya kadar gelindi, çeşitli yasal çerçeveler oluşturuldu, bu konu devam ettiriliyor, o zaman bazı hızlı adımların atılarak bu konuda da bir gelişme sağlanmalıdır diye işaret ediyor. Burası önemli. Yani hızının altını çizmek gerekiyor. Çünkü bunu hatırlatmak istiyorum. Şu açıdan önemli. Hızlı adımlar atılsın diye biz bu işin en başından beri söylüyoruz. Evet. Ve hep şuna işaret ediyorduk hatırlarsanız. Yani burası Türkiye. Yarın ne olacağı belli olmaz diye. Ve nitekim karşı karşıya kalındı işte Rojava, Kobani vesaire gibi konularla. Her şeyi zamanında ve uygun bir bekletmeden, ipe un sermeden yapılması gerekiyor. Ben bu açıdan da hükümetin bir ders aldığını doğrusu düşünmüyor değilim. Yani 30 Eylül'e uygun olarak bazı adımların atılmış olması bu açıdan da tabii ki böyle bir mesaj olarak da okunmalı değerlendirilmişsiniz anlaşılan. Seda Altuğ, siz bir şey eklemek istiyorsunuz galiba, onu alalım, sonra araya gideceğiz. Tamam. Ve son tura geçeceğiz. Saruhan Bey, Rojava ile Kuzey'in, yani çözüm sürecinin bağlantısını oldukça kapsamlı bir şekilde anlattı. Ben sadece şeyi vurgulamak istiyordum. Rojava'nın geleceği de aslında o kadar müphem, o kadar bilinmez. Ah acaba yarın ne olacak? Yarın IŞİD yerine MİŞİD mi çıkacak? Başka bir örgüt mü çıkacak? Kadar bilinmezlerle dolu değil bence. Yani birkaç tane hat belirleyebiliriz bence. Rojava'nın geleceğinin ne olacağı konusunda, en azından geleceğinin hangi faktörlere bağlı olduğu konusunda birkaç şey, unsurdan bahsedebiliriz. Bence bunlardan birisi ÖSO meselesi. Hı-hı. Yani Özgür Suriye Ordusu meselesi bir, ki bu Amerikan müdahalesinin de ayaklarından birisi. Amerika şu anda yeni bir ÖSO. Suudi Arabistan'ın Suriye Ulusal Konseyi'ndeki temsilcisi Ahmet Cerba yönetiminde, hı hı, yeni bir ÖSO oluşturmaya çalışıyor. Bombardımanın ikinci ayağı bu. Ayrıca da Esad'ın tüm bunlara nasıl bir tepki vereceği ve Amerika'nın ve IŞİD karşıtı koalisyonun, Esad karşıtı koalisyonun Esad'a karşı tutumlarının ne olacağı bence Rojava'nın geleceğinin belirlenmesi konusunda önemli iki faktör diye düşünüyorum. Şimdi Suriye'deki ittifaklar hakikaten kaygan ve hakikaten çok değişken. Dolayısıyla insanların kafası karışıyor. Bugün iki grup ÖSO daha önce işte Serekani'de ya da Rojava'nın farklı yerlerinde YPG'ye saldırırken mesela, şimdi bu Kobani direnişi esnasında belli ÖSO yerel birimleriyle, askeri birimleriyle YPG'nin, YPJ'nin ittifak yaptığını biliyoruz. Hı hı. Ve aslında bu Amerikan müdahalesi de ve Türkiye'nin de bu yeni ÖSO kurulma hamlesinin içine girme isteği bence birazcık bundan kaynaklanıyor. Bana kalırsa ben çok çok başarılı değilim siyasi öngörüler yapmakta, ama Türkiye'nin Suriye ve Rojava politikası birazcık bence Rojava yönetimini, yani bu özerkliği ve bu PYD'yi, ÖSO ile ilişkisi olmaya
Öso'yla çok yakın zamana kadar ilişkisi olmayan, Suk'la çok yakın zamana kadar hiçbir ilişkisi olmayan Suk ve Öso sebebiyle sanki Türkiye'nin hedefi Rojava'yı zayıflatmak yoluyla Rojava'daki PYD hakimiyetini seyreltmek, azaltmak, Öso'yu yedeklemek, YPG'yi, işte Rojava'ya farklı siyasi iktidarları, yani sırf PYD'nin değil de PYD dışındaki başka yapıların da Rojava siyasi iktidarında pay sahibi olmasını sağlamak gibi bir hedefi olabilir diye düşünüyorum. Aradan sonra sizlere de soracağım. Bu konuyla ilgili artık son sözlerinizi alıp toparlamaya başlayacağız programı. Çok kısa bir aradan sonra yine buradayız. Sinema hem internet tutkunları D-Smart'ta iki kere kazanıyor. Yepyeni ve bol ödüllü yerli ve yabancı filmler, en popüler diziler ve en heyecanlı belgesellerle dolu D-Smart HD sinema paketiyle D-Smart limitsiz fiber internet bir arada ayda sadece 59 liraya. Üstelik ilk 2 ay D-Smart spor kanalları da hediye. Siz iyisi mi? Hemen D-Smart abonesi olun. Bu fırsatı kaçırmayın. D-Smart. Daha fazlası. YDS, KPSS, ALES, LYS, YGS, TEOG. Bütün sınavların cevapları bizde. Nazım Kitap Evi. Kitabın merkezi. Evet, son turdayız artık. Bakalım Fehim Taştekin ne diyecek Seda Altun bıraktığı yere. Rojava aslında geleceğine dair o kadar da çok bilinmeyeni içermiyor dedi ve bir takım öngörülerde bulundu. Her ne kadar siyasi öngörülerde başarısız olarak nitelendirse de kendi kendini, ama ne diyorsunuz öngörülerine ilişkin Seda Altun ya da Rojava'nın bundan sonrasına ilişkin? Yani şimdi Türkiye elbette başından itibaren Rojava'da PYD öncülüğünde bir entitenin ortaya çıkmasını istemedi. Bunu engellemeye çalıştı. Bunun yerine Suriye Kürt Ulusal Konseyi bileşenlerinin sahada yer almasını temenni etti. Bunun için Barzani ile birlikte çalışmalar yürüttü. Bunun için ambargolar uyguladı. Barzani bu nedenle hendek kazdı. Türkiye'de bu nedenle duvar örülmek istendi vesaire. Şimdi fakat hala ben şeyi anlayabilmiş değilim. Mesela Rojava'daki mevcut siyasi tablonun, insanların yöneliminin, oradaki örgütlenme biçiminin Türkiye'nin tahayyül ettiği hedeften çok daha uzak olduğunu neden anlamak istemiyorlar? Ben de bunu anlamıyorum. Şimdi mesela Barzanici diye işte tanımlanan partilerden dördü bir araya geldiler. Suriye işte Kürdistan Demokrat Partisi'ni kurdular. Bu partinin amacı PYD'ye alternatif olmak, orada güçlenmek, yönetimi paylaşmak. Türkiye'nin de tam arzu ettiği şey buydu. Bununla ilgili çok farklı pazarlıklar yürütüldü. Yani mesela bu yapının istediği şeylerden bir tanesi Rojava'da şu anda PYD'nin iktidarı paylaştığı küçük partiler,
bunlara Süryaniler dahil, Çeçenler dahil, başka bir sürü partiler, onları bir kenara bırak, bizimle yönetim paylaş. Yani %50-50 birlikte bu işi götürürüz, onlara gerek yok. Ama bu orada kurulmak istenen sistemin ruhuna aykırı, böyle bir şeyi kabul etmediler. Buna karşılık paralel ordu kurmak istediler. Yani YPG'ye paralel, Güney Kürdistan'da olduğu gibi paralel bir milis gücü organize etmek istediler. Orada çok ciddi Güney Kürdistan'da savaşlar yaşandı. Yani yüzlerce insan öldü, binlerce hatta insan öldü. İki peşmerge gücü arasındaki savaştan bahsediyorum. Rojava da buna izin vermediler. Böyle talepler nedeniyle Türkiye'nin ve Barzani yönetiminin arzu ettiği yönde Rojava'daki bu iktidar paylaşım şeyleri, planları yürümedi. Şimdi ben mesela gittiğimde konuştum insanlarla. Konuştuğum insanlar Kürt de değil bu arada. Yani Kürtlerle de konuştum ama nedir mesela Barzani çizgisindeki partiler? Özgürce bir seçim olsa ve bu insanlar ne kadar oy alır? Şimdi mevcut şu anda yönetimle üstlenmiş yapıların %80-90 bir halk desteği olduğu söyleniyor. Tabii ben bunu test etme şansına sahip değilim. Yani gerçekten bir seçim olunca bunu anlarız biz. Yani diğer partiler tabela partisi olmuş durumda. Şimdi YPG güçleri dediğimiz şey büyümüş, 40.000-45.000 savaşçıya erişmiş durumda. Bileşenleri farklı. İşlerinde Araplar var, Süryaniler var, Çeçenler var dediğim gibi. Mesela Çeçenlerin 200 kişilik bir birliği var YPG içerisinde. Şimdi bu yapı orada ciddi bir savunma şeyi, misyonu yerine getirmiş. İnsanların aradığı şey biraz güvenlik. Bunu karşılamış. Bu yapıyı siz hala nasıl şey yapabilirsiniz, altın oyabilirsiniz diye zorluyorsunuz. Burada Türkiye'nin yeni seçeneği ya da eski seçeneğini update ederek öne sürebileceği yeni şey, bunu evet KDP çizgisindeki partilerle dönüştüremedi ama çizgisini kendiliğinden değiştirebilecek bir yola sokmak. Yani nedir? Diğer muhalif güçlerle ortaklık. Aslında bakarsanız yani Salim Müslim'in de bu Kobani krizinden önce verdiği mesajlar Türkiye'yi son derece rahatsız etmeyecek mesajlardı. Birazcık işbirliği aramaya yönelik mesajlardı. Orada Türkiye'nin beklentisi nedir? Özgür Suriye ordusuyla birlikteliğin olması ve Esad güçlerine karşı savaşa Kürtlerin de katılmasıydı. Bu başından beri söylenen şeydi. Esad rejimine karşı net tavır alınmasıydı. Kürtlerin üçüncü yolu terk etmeleriydi. Üçüncü yol işte Esad güçleriyle bir savaşı öngörmüyor. Muhaliflerle birlikte bir şekilde yolda yürümeyi de öngörmüyor. Çatışmasızlık siyaseti içerisinde kazanımları demokratik siyaseti büyütmek, özellikle büyütmek. Temel esprisi buydu. Türkiye bunun da terk edilmesini istedi. Yani Türkiye savaşta Kürtlerden istediği, savaşta Kürtlerin yer alması, Amerika'nın istediği de belki buydu. Şu anda Amerika'da herkesle savaşacak adam arıyor. Yani hem Esad rejimine karşı hem IŞİD'e karşı savaşacak adam arıyor. Ama Türklerin kendi özel gündemlerinden vazgeçmeleri şartı koşuluyor. Kürtler bunu yaparsa ne olur? Rojava'yı kaybederler. Esad rejimini de yıkamazlar. Ve burada yani inanılmaz kontrollü olmayan daha geniş bir coğrafya peki çıkar. Şu anda kontrollü bir bölge var. Yani bir cezire bölgesi, kantonu, işte 430 kilometrelik bir sınırda Türkiye'ye tek mermi atılmayan bir coğrafi alan ve burada güvenlik sorunu yok. IŞİD'den gelen tehdit var ama kendi iç bütünlüğü içerisinde bir güvenlik sorunu yok. Bu yapı mesela rejimle çatışma içerisine girmiyor. Girdiği takdirde rejimin de işine gelmiyor. Bu girdiği takdirde şu anda yürütmüş olduğu bütün çalışmaları ve kazanımların alt üst olması anlamına geleceği için bunu yapmak istemiyor. Yani gerçekçi olmak lazım. Kantonda memurlar hala rejimle maaş alıyorlar. Şimdi Salih Müslim bir çıkış yaptıydı. Evet rejimle bağlarını kes diyorsun da bu insanların maaşlarını ben ödeyemem. Yani böyle bir bütçem kasam yok dedi. Çok gerçekçi bir şey. Şimdi
Mesela Cezire Kantonu'nda milletvekilleri süremiz var. Süremiz çok azalıyor. Diğer konuklara da söz vermek istiyorum. O yüzden lütfen burayı toparlayın siz. Evet, yani... Yani sonuç itibariyle sahanın, mesela yeni sahanın, bir seçenek ya da eski seçeneği update edecek mi Türkiye? Evet, onunla bağlayın isterseniz bunu bunu zorluyor. Ben bu seçeneklerin, bu yolun daha önce denendiğini, işe yaramadığını biliyorum. Amerika'da şimdi yeniden muhalifleri eğitme, donatma gibi şeylere başvuruyor. Bu da Türkiye'nin ve Körfez'deki müttefiklerinin baskısıyla oluyor. Amerika'da bu seçeneğin işleyemeyeceğini biliyor. O nedenle yıllarca alacak diyerekten aslında oyalıyor. Pekala. Saruhanoğlu, siz ne diyeceksiniz son olarak? Bütün Fehim Taştekin'in söylediklerine de bir ek yapabilirsiniz tabii ama bundan sonra ne göreceğiz? Nereye doğru ilerleyecek bütün bu gelişmeler? Özellikle de Türkiye'nin yeni bir siyaset seçeneğiyle dış politika açısından, tabii ki Rojava siyaseti açısından. Mesela PYD'nin yaptığı çağrıların karşılık bulma ihtimali var mı yakın zamanda? Ben Türkiye açısından tek gerçekçi adımın bu olduğunu düşünüyorum ve doğru adımın da bu olduğunu düşünüyorum. PYD'nin çağrılarına kulak verip insani yardım ve diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda engel olmaması, silahlandırılma da buna dahil yolu, mi? İhtiyaçları, bütün o ihtiyaçların karşılanması konusunda birincisi engel olmaması, ikincisi buna yol vermesi konusunda ve gerçekten şöyle bakmak gerekiyor. Çok uzun, biraz evvel Fehim Bey de söyledi, uzun sınırlar var arada. Komşuluk, akrabalık, her şey var. Koskoca bir tarih var. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin yapacağı tek doğru politika şu anda Rojava'da Kürt halkıyla, orada yaşayan bütün halklarla birlikte bir ortak geleceğin inşası doğrultusunda adım atılmasıdır. Bütün diğer hesaplar, güç dengelerine dair yapılan planlar vesaire bunun önüne geçmemelidir diye düşünüyorum. Çok kolay değil tabii Türkiye'nin bu zihniyet değişikliğini yapması. Çünkü hala kafalarında geleneksel politikalar var. Ama ben öyle düşünüyorum ki bu zihniyet değişikliği hem Türkiye'nin bölgedeki imajını düzeltecektir. Gerçekten bölgede bir demokrasi havasının esmesi isteniyorsa, estirilmesi isteniyorsa bu zihniyet değişikliğiyle ancak yapılabileceğini düşünüyorum. Ama bu gerçekleşir mi? Ve iyimser olmayı tercih ediyorsunuz. En azından şöyle düşünüyorum. Yani bu ülkedeki demokrasi güçlerinin bütün geniş demokrasi güçlerini kastediyorum. Sadece solu falan değil. Yani sosyal demokratları da içeren demokrasi güçlerinin aslında bu konuda çok kararlı durması ve o tarafa doğru çubuğun yönelmesini sağlaması çok önemlidir bence. Çünkü o aynı zamanda Türkiye'nin içerisinde de bir demokratikleşmenin yaşanmasına yol açacaktır. Aksi takdirde ise tam tersi bir yola girilecektir. Hı. Bu hiçbirimizin toplumsal olarak da siyasal olarak da arzu ettiği bir yol değildir. Çok teşekkürler HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhanoğlu, sağ olun katkılarınız için. Siz neler ekleyeceksiniz? Behlül Özkan, kapatırken ne dersiniz? Şimdi Suriye bir iç savaş yaşıyor ve iç savaş yaşayan ülkelere baktığımızda Afganistan, Nikaragua, Angola, Irak gibi ülkelerde iç savaş yıllarca sürüyor. Ve burada yapılacak en büyük hata merkezi hükümeti yok ederek bir çözüm yolu aramak. Yani bütün siz grupları silahlandırdığınız zaman içerideki oradan demokrasi çıkmıyor. Bir uzlaşı çıkartamıyorsunuz. Yani bu Afganistan'ın durumu ortada. Dahası Türkiye, Saruhan Bey'in biraz önce söylediği bu 1990'larda Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası kuracağız hayali ne kadar mesnetsiz ve zeminsizse, aynı şekilde Tunus'tan başlayıp Suriye'ye kadar lider ülke olacağız, biz düzen kuracağız hayalleri de işte Davutoğlu hayallerinde Hegel'le Gazali'yi görüyormuş. Bence artık kabus görsün. Çünkü Türkiye çok ciddi sorunları yaşıyor bu bölgede. Ve Türkiye'nin öyle sınırlarının ötesinde düzen kuracak böyle bir potansiyeli yok. Bakın 74 Kıbrıs harekatından sonra yaşadığımız sorunlar, ki uluslararası hukuka göre bir şekilde onu meşrulaştırabiliyorsunuz. Orada ne tür sorunlar yaşadığımız belli. 30 yıldır
çekmediğimiz problem kalmadı bu yüzden. Bütün dünyadan izole olduk zamanında. Dolayısıyla Türkiye'nin öyle Suriye'de muhalefeti örgütleyeyim, onları bir araya getireyim, Esad'ı devireyim falan. Bunlar bu, hayallerdir. Türkiye'nin ayakları yere basması gerekiyor. Ve mutlaka ve mutlaka basacak mı diye sorayım. Hiç süren kesinlik, kalmadı çünkü. Kesinlikle ben basacağına bir an olsun bile ihtimal vermiyorum. Çünkü rüyalarından hareket eden bir iktidar var karşımızda. Çok teşekkürler. Behlül Özkan, Marmara Üniversitesi'nden akademisyen. Seda Altun, sizinle kapatalım beraber. Siz ne diyeceksiniz? Bazı seyircilerimiz size sorular yöneltmişler ama hiç vaktimiz kalmadı. YPG-ÖSO ittifakı sanırım yer yer olduğu bölümü tam anlaşılmamış. Siz genel bir ittifaktan bahsetmediniz zaten. Genel bir ittifaktan bahsetmedim. Lokal. Yani lokal belli yerlerde. Kobani'nin etrafındaki Arapların ve Kürtlerin bir arada yaşadığı yerlerde. Halep'in içinde yine Araplar ve Kürtlerin bir arada yaşadığı daha önce yerlerde. Savaşıyorlardı. Niye ittifak yaptılar? Bu durumda ÖSO'nun çıkarı ne olacak? Kafamız karışık, sorun yok, lütfen bir, diye sormuş. Yok, genel bir ittifaktan bahsetmiyorum. Tersine aslında Türkiye'nin, yani öngörüm o yöndeydi. Türkiye'nin YPG güçlerini yeni kurulacak, merkezileştirilecek ve işte bu silahlandırılacak ÖSO'ya eklemlenmesi gibi bir amacı olabileceğini sadece söylüyordum. Bir de son olarak madem ben kapatıyorum, diğer arkadaşlarım dediklerine ek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani evet, Türkiye rüya görüyor olabilir, hayal kuruyor olabilir, sınırlarını aşmış olabilir, eli çok uzamış olabilir ama ben Türkiye dış politikasının yine bu hatta devam edeceğini, yani yine Orta Doğu eksenli olacağını düşünüyorum. Bence bunu kabul edip... Bu eksende PYD'nin yeri nerede olacak? Bu eksende PYD'nin yeri nerede olacak? Bu eksende Türkiye PYD politikası, Rojava politikası tamam, nasıl olacak? Soruları bence önemli. Hani Türkiye'nin tamamıyla sırtını Orta Doğu'ya dönmesi değil de bence bu noktada yani Saruhan Bey'in de dediği gibi hakikaten direnişler çok çok önemli. Yani bu Rojava kurulduğunda, Rojava ilan edildiğinde Türkiye kesinlikle böyle bir şey beklemiyordu. Ve yavaş yavaş tesis edilmeye başlayan oradaki işte bu demokratik özellik projesi ve daha sonra YPG'nin bölgeyi korumasıyla birlikte kabul etmek zorunda kaldılar. Çevre ülkelerde, işte Batı ülkeleri de. Dolayısıyla ben yani hem o gerçekçi bir iyimserlik içindeyim ama yine de yani ihtiyatlı olmamız gerektiğini galiba düşünüyorum. Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınızdan dolayı. Doktor Seda Altuğ, Boğaziçi Üniversitesi'nden gazeteci Fehim Taştekin, sağ olun. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tavuhan Uluç ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Behlül Özkan, çok teşekkür ediyorum. Biz yarın akşam yine buradayız diye kapatacaktım programı ama haftanın sonu gündem müzakere için. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Işıltı, zerafet, yenilik, zengin koleksiyonu ve size özel tasarımlarıyla Lenita.